Ses. Var mı arkadaşlar dışarıda? Saygıdeğer TÜRMOP Yönetim Kurulu Üyem Muharrem Kaya, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarımız. TÜRMOP Sürgem Luka eğitimleri çerçevesinde odamızın ev sahipliğinde gerçekleşen seminerimize hoş geldiniz. Luka Koordinatörü Sayın Cenk İçer ile Luka Başvuru Merkezi Temsilcisi Sayın Birol Köse'nin sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde Luka Enflasyon Düzeltmesi uygulamaları ile Muhasebe, Dijitalleşme ve Elektronik Uygulamalarda Son Gelişmeler konularına dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Seminerimize geçmeden önce Sayın Başkanım Hüseyin Halil'i açış konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Arkadaşlar elektriğimiz yüksek olduğu için çarpıyor. Evet, sevgili meslektaşlarım, böyle beyanların son gününe yakın bir dönemde sizi enflasyon muhasebesi ile ilgili buraya çağırdık. Biz bu enflasyon muhasebesi düzeltmesi ve uygulaması ile ilgili eğitimlere başladığımızda bir şey söylemiştik. Meslektaşlarımız, evet biz bu konuyu öğrendik diyene kadar eğitimlere devam edeceğiz demiştik. Luka ile ilgili Sayın Birol Köse ile konuştuğumuzda Cenk Bey'i istemiştik TÜRMOP'tan buraya. Cenk Bey'in programı müsait olsun diye aslında biraz geç kaldık ama geç olsun da güç olmasın demişler. Güç olmadı. İşin başında bu işi sevk ve idare eden kişinin burada olması, sizin de Luka ile ilgili tüm sorularınızın cevap bulacağı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Yoksa hafta içi beyanların son gününe yaklaşıldığı bir günde biz de aslında sizi buraya toplamak istemezdik. Bu arada bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. 6 Nisan'da enflasyon muhasebesi ile ilgili planladığımız son eğitimi yapacağız. Uygulamalı, yani bir programa bağlı olmaksızın uygulamalı bir eğitim olacak. Şimdiden tüm meslektaşlarıma duyurmak istiyorum ama bir konuda istirhamım var. Altısında da yine bugünkü gibi kayıt olursanız arkadaşlar, biz salonu ve oturma düzenini planlama açısından kayıtlarınızı dikkate alıyoruz. Bugün açıkçası yine gelirken korka korka geldim. 150 civarında kayıt vardı. Salonda 300-400 kişi olsaydı üzülecektik. Biliyorsunuz siyasi muhaliflerimiz de var. Koridorlarda işte niye orayı tutmadı, niye burayı tutmadı diye dedikodularını da yürütüyorlar. Herhangi bir dedikoduya mahal vermediğiniz için, kayıt yaptırdığınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada belki bir kez daha görüşeceğiz ama içinizde görüşemeyeceğim meslektaşlarım olabilir. Onların da şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Başarılı bir seminer ve eğitim olmasını diliyorum. Odamızın sitesinde de eğitim yüklenecek ve daha sonra bugün izleyemeyenler ya da birinci kez izlediklerinde tüm her şeyi anladık diyemeyen varsa onlar da takıldıkları yere oradan bakacaklar. Tekrar hepinize başarılı bir eğitim, başarılı bir seminer diliyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e açış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere Luka Koordinatörü Sayın Cenk İçer ile Luka Başvuru Merkezi Temsilcisi Sayın Birol Köse'yi kürsüye davet ediyorum. Buyur efendim. Sesim geliyor herhalde. Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu Üyemiz, Başkanım, TÜRMOP Kurulu Üyemiz, Oda Kurulu Üyelerimiz, TESMER Yönetim Kurulu Üyemiz, değerli meslek mensupları, herkese saygılarımı sunuyorum. Tabii hem hava çok kötü hem böyle mesleki olarak biraz sıkıntılı günler ama zaten süreç de sıkıntılı. Tabii enflasyon düzeltmesi konusunda birçok eğitim yapıldı, başarılı eğitimler yapıldı. Birçok üstadım burada oldu, Sürgem eğitimleri oldu, başka üstadlarım burada sizlere enflasyon düzeltmesini yaptılar. Tabii üzerinden 20 yıl geçti, 20 yıl sonra
tecrübeli meslek mensuplarımız, yapanlar bu işi unuttular. Yenileri daha yeni başlıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Zorlu bir süreç, bunun farkındayız. Ama bu süreci biz Luka olarak çok yakından takip ettik. Gelir Dersi Başkanlığı tarafından sürekli süreçle ilgili katkılarımız da oldu. Hatta iki tane yazılım yaptık. TÜRMOP enflasyon düzeltmesi ve Luka'yı da kullanımıza sunmuş olduk. Dolayısıyla buradaki tecrübelerimizi Luka'ya ve sizlere Luka'ya aktardık. Sizlerin de kullanımınıza sunduk. Bugün sizlere uygulamaları anlatmaya çalışacağız. Yani biz neler yaptık, neler yapacağız? Bu enflasyon düzeltmesinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız. İlk önce şöyle, evet, içerikte neler var? Biraz bilgi vereyim size. Şimdi Luka enflasyon düzeltmesi uygulamasını anlatacağız. Yani bugün genellikle Luka'yı anlatmaya çalışacağız. Çünkü üstadlarımız anlattılar size. Örnek uygulamalar yapıldı. Mevzuatı anladınız. Gerçekten hepsini izlemeye çalıştım. Hepsi çok çok başarılı, birbirinden değerli üstadlarım ama şimdi bir de direksiyonun başına geçip sizin iş yapma zamanınız geldi. Hal böyle olunca size bir araç anlatılması gerekiyor. Biz bundan önce TÜRMOP enflasyon düzeltmesi için Türkiye'de üstadlarımızla beraber uygulamayı anlatmaya çalıştık. Sıra şimdi Luka'ya geldi. Hal böyle olunca en baştan başlayacağız. Nereden başlayacağız? Nasıl ilerleyecek? Bunları anlatmaya çalışacağız. Tabii ben Birol Bey'le beraber anlatacağım size. Birol Bey direksiyonun başında olacak. Ben arada bir girmeye çalışacağım. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor onları konuşuruz. Sizin sorularınız olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Ara vermeden de hemen hızlıca, hatta Luka'yı anlatırken bazı şeyler var. Mesela tebliğde ve sürkülerde olmayan bazı durumlar var. Mesela dördüncü bendi. Tebliğde yok, sirkülerde yok, kanun dördüncü bende. Hiç duydunuz mu ne olduğunu, ne biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Hiç konuşulmadı, hiçbir üstad değinmiyor. Ben bütün eğitimlere bakıyorum, hiçbirisi değinmiyor. Bakın tartışılması gereken noktalar var. Orada da yine TÜRMOP üzerinde yaptığımız bazı modülleri anlatacağım size. Mesela şu kanundan kabul edilmeyen giderler nasıl oluyor? Reel olmayan finansman maliyeti sebebiyle giderleştiremediğiniz ve 5 yıl takip etmeniz gereken hesaplamalar nasıl oluyor? Hatta 1.1.2024 itibariyle 284. maddesinde tebliğin, kanun özür dilerim, 4. maddesinde bir düzenleme olduğundan bahsettim. Ne o? Diyor ki eğer faturalarınızda ayrıca gösterilmemişse 3 aydan fazla vadesi olan faturalarda ana para ve faiz ayrıştırması yaparak reel olmayan finansman maliyeti bulmanız gerekiyor. Yapıyor musunuz bunu? Evet. Hiç tartışıldı mı bu? Hiç tebliğde yok, sirkülerde yok. Hiç kimse de anlatmıyor. O yüzden birazcık da bunlara değineceğiz. Onları TÜRMOP enflasyon düzeltmesi uygulamasından anlatmaya çalışacağım. Yakında Luka'nın içerisinde de olacak ama biz bu modülleri bitirdik ve tüm meslek mensuplarımızın kullanımına sunduk. TÜRMOP enflasyon düzeltmesi uygulaması tüm meslek mensuplarımızın ve bağımlı çalışan tüm meslek mensuplarımızın da kullanıma, sadece büro değil, sadece Luka kullanıcıları değil, herkesin kullanımına yönelik bir uygulama. Onu da yakından takip edebilirsiniz. Güzel uygulamalar var. Dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sonra hemen size bir takım hatırlatmalar yapacağız. Allah'tan şu e-dönüşümle ilgili çok fazla şey olmadı, güncelleme olmadı. Ama önemli birkaç tane konunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü bismillah hemen elektronik defterdeki değişikliklerle karşılaşacaksınız. Nasıl olduğunu, nasıl olacağını anlatmaya çalışacağız biraz. Biraz onun üzerinde dururuz. Elektronik defterdeki bazı değişikliklerden ve güncellemelerden size bahsetmeye çalışacağım. Elektronik imza ile nasıl gönderilecek, bulutta imzalama nasıl olacak, elektronik defter gönderimleri biraz değişmeye başlayacak. Hikaye orada biraz değişiyor. Böyle hemen enflasyon düzeltmesinden çıkar çıkmaz karşınıza bunlar gelecek. Bunların ne olduğunu biraz size anlatacağım. Efendim? Daha da kötüsü var, üçüncü bölüm. Evet, kötüyü getiremedik. Evet, kötüsü ne? Kötüsü inanılmaz dijitalleşiyor. Yani siz bu enflasyon düzeltmesiyle falan uğraşırken, boğuşurken hayat dönüyor, teknoloji gelişiyor. Bu gelişen teknolojiyle beraber birazcık da meslek de değişiyor. Çok az, böyle tadında bırakacak şekilde neler gelecek onlara bakacağız. Luka'da biz bunları nasıl uyguluyoruz, bu dijitalleşme? Çünkü burası neredeyse hemen hemen herkes Luka kullanıyor değil mi? Luka kullananlar? Tamam, süper. O zaman odaklı bir eğitim olacak. Yani öyle bakalım olaya. Dolayısıyla biraz hem o teknolojilerden hem de Luka'da bunu nasıl çözüyoruz? Kısa kısa bir de bunlardan bahsetmeyi hedefliyoruz. Şimdi sağ olsun Birol Bey bana yardımcı olacak ekranda. Luka'nın üzerinde de bunları anlatmaya çalışacağım. Ama en baştan başlamamız gerekiyor. Şimdi enflasyon düzeltmesini yapıyor musunuz? Yaptınız mı hiç? Başlayan var mı? Güzel. Hiç başlamayan var mı?
Yapmayı düşünmeyen var mı? Harika, o da güzel. O da bir seçenek. Niye olmasın? Yani olur. Neden olmasın ki? Neden olmasın ki? Neden olmasın ki? Uzamasını bekleyenler var mı? Amin diyelim. Amin diyeceğiz işte. Yani ihtimali bilmiyoruz. Bir Allah bilir, bir de Gelir Dairesi Başkanlığı tarafındaki konuşmalar. Daha kötüsü var. Her zaman bir kötüsü vardır, bir iyisi vardır. Onlardan da bahsederiz birazdan. Şimdi nereden başlayacaksınız? İlk önce en baştan başlayacaksınız. Bir kere 2023 ve 2024'ü ayıralım. Kuyumcu mükellef olan var mı? Süper. Siz zaten yapıyorsunuz. Değil mi? 298.9'a göre yapıyorsunuz. Sizin bizim konularla çok ilişkiniz yok aslında 2023 için. Sonra biz herkes sizin 2024'te yaptığınız konuya gelmeye çalışacağız. Siz o yüzden daha tecrübelisiniz. Zaten uzun zamandır yapıyorsunuz. Dolayısıyla 2023 bizim için özel. Bizim için derken kuyumcular dışındaki firmalar için özellikle bir durum arz ediyor. O yüzden kuyumcuları ayırırsak eğer en başta bir kere bütün vergilerinizi çıkartmanız lazım. Hesaplamanızı yani değerlemelerinizin hepsini bitireceksiniz. Değerlemeler bittikten sonra vergisel kanuna göre sonra mali tablolarınıza bakacaksınız. Mali tablolarınızda da bütün vergileri, karı, zararı hesaplamış olacaksınız. Geçmiyor ama. Şuraya odaklarsanız Cenk Bey aslında. Nereye? Buraya mı? Evet. Tamam, süper. Burada da yapmanız gereken şey 2023 hesap dönemi itibariyle bütün kurumlar vergisi, gelir vergisi, neyse işte önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili hesaplamalarınızı çıkartacaksınız. 590-91'e kadar bütün işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Bu birinci aşaması. Burasını bitiriyorsunuz. Yani vergileri hali hazırda bir şekilde beyanname üzerinde oluşturulabilecek, gönderilebilecek hale getirmeniz gerekiyor. İşte 2023'e özel, 2024'te hikaye değişiyor. Orada bir kar zarar durumu var. Dolayısıyla şuraya odak. Oraya odaklanana kadar. Bitirdik. Kurumlar vergisi ya da gelir vergisiyle ilgili hesaplamalarımızı yaptık. Şimdi enflasyon düzeltmesine başlayacağız. Enflasyon düzeltmesine başlarken biliyorsunuz bir parasal kalemler var, bir de parasal olmayan kalemler var. Bir de bunun yanına kapatılacak hesaplar diyelim. Çünkü vergi doğurmaması gerekiyor 2023 yılının düzeltmesi. 590-91'e kadar getirdiniz ve ilk yapmanız gereken şey bizim Luka'nın menülerinde hatırlayacak olursanız bir takım hesapların virmanlanması, sıfırlanması, kapatılması. Hepsi aynı anlama gelir. Bunu yapmanız lazım. Bunlar da işte bu yeniden değerlemeler, işte dönem karı, zararı keza ya da yapılandırma ile ilgili yapmış olduğumuz işlemler, ilgili hesap kodları 522, 523, 525, 590, 591, 580 gibi hesapları 698'e kapatmanız gerekiyor. Virmanlamanız gerekiyor, sıfırlamanız gerekiyor. Hiç fark etmez. Bu işlemleri gerçekleştirmeniz gerekli. Öz kaynaklara dikkat edin. Özel fonlara dikkat edin. Fonlara dikkat edin. Bunlar çok özellikli. Çünkü bir hesabın içerisinde parasal olabildiği gibi parası olmayan kalemler de olabilir. Tam tersi de olabilir. Mesela bir parasal olmayan kalemin içerisinde parasal nitelikteki işlemler olur. Dolayısıyla bir sermayenin içerisinde nakiti değerlersiniz ama yeniden değerlemeyi değerlemezsiniz. Daha da enteresanı 5811 işte bu yurt dışından gelen varlıkların yurt içine alınmasında bir kısmı parasal olmayandır, bir kısmı parasaldır. Bunların ayrımını çok iyi yapmanız gerekiyor. Size Luka aslında birazcık da kılavuz uygulaması. Siz nereye ne veri yazmanız gerektiğini söylüyor. Siz oraya verileri yazdığınız zaman bu hesaplamaları otomatik yapıyoruz. Ar-Ge'ler, yapılmakta olan yatırımlar, bunlarla ilgili çok özellikli ve spesifik durumlar var. Onları da birkaç tane modülde göstereceğim size. Muhtemelen akşam da sistemde olacak. Bunları da siz görmüş olursunuz ilk defa. Tam tersi, mesela hazır değerler parasal mıdır, parası olmayan mıdır? Kasa. Parasaldır değil mi? Değerlemeyiz. Ama değerleyebildiğimiz bir durum var. Ne olabilir? Dövizli değil. Dövizli değerleme. Mesela kasada altın var. Değerleme yapıyor muyuz altını? Değerleme yok. Ama ne yapmamız gerekiyor? Düzeltme yapmamız lazım. Enflasyon düzeltmesi. Hal böyle olunca bir şeye direkt parasal olmayandır diye gitmememiz gerekiyor. İçerisindeki bazı kalemlere de çok dikkat etmemiz lazım. Bu da özellikli durumlardan. Mesela dövizli işlemler. Avans'ta, şurada, burada, hisse senetlerinde dövizli işlemler var. Orada ne yapacağız peki? Dövizlilerde.
değerleyecek miyiz, düzeltecek miyiz? 2023 için şuna dikkat edin. Parasal olmayan nitelikteki bu dövizli işlemler için de değerleme yapmayacaksınız. Neden? Neden? Çünkü bunlar 646.56'ya gidecek değil mi? Değerleme yapmış olsak. O zaman bir vergi etkisi olacak. Bunu gelir tablosuna taşımış olacaksınız. Ama düzeltme yapmanız gerekiyor. Peki düzeltmeyi neye göre yapacaksınız? Hangi katsayı kullanacaksınız? Döviz. Gene döviz. Onu döviz kurunu getireceksiniz. Orada yapmanız gereken yine döviz kuruna göre değer düzeltme işlemi yapacaksınız. Rakama bakacaksınız. Bakiyeye bakacaksınız. Aynı değerleme yapar gibi ama bu sefer hesap kodunuz 698 olacak. 698'e aktaracaksınız. O yüzden enflasyon düzeltmesinde biz sonuçta Mars'a füze fırlatmıyoruz. Yani matematiksel bir işlem yapıyoruz size. İçerisindeki veri çok kıymetli. İçerisindeki veri hazırlayacak, değerleyecek olanlar sizlersiniz. Özellikli durumlar var. Onları da mümkün mertebe size Luca üzerinde bir takım kılavuzluk yapacak şekilde modülleri de hazırlamaya çalıştık. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi 2023 sonu enflasyon düzeltme farkı ne olacak? Eğer kuyumcu değilseniz bunu geçmiş yıl karlarına ya da zararlarına. Gittik. Bütün düzeltmeleri 698'e attık. Bakın en baştan başladık. Kapatılacak hesapları kapattık 698'e. Düzeltmeleri yaptık 698'e. Bir borç alacak bakiyesi çıktı. Bu borç alacak bakiyesinde eğer alacaksa 570, borçsa 580 atacak şekilde kapatıyoruz. Kuyumcuysak onlar 298'e 9'a göre devam ettikleri için onlar 600 normal enflasyon düzeltmesi olumlu farkları ve olumsuz farkları şeklinde gidecekler ve gelir tablosuna taşıyacaklar. Peki sermayedeki düzeltme nasıl olacak? 502, 503. Peki bunu nereye atacağız? 502 ya da 503'ü. Ne yapacağız 502, 503? Bu da gruplarda çok tartışılıyor. Dikkat ettiniz mi hiç? Kalacak mı burada? Kalmalı mı? Kuyumcular ne yapıyordu? Ne yapıyorsunuz üstad kuyumcularda 502, 503? Kalıyorsunuz. Onları da düzeltiyorsunuz sonrakine. Evet. 30'a 4 maddesi öz kaynaklar. Bakın öz kaynaklardaki enflasyon düzeltmesi farkları. Bakın sadece 502, 503 demiyorum. Enflasyon farklarını geçmiş yıl karları zararlarını atabilirsiniz ve kapatabilirsiniz. Ama ihtiyari. Öyle rakamlara geliyor ki bazen öz kaynaklarınız da değişebiliyor. Bunu çok iyi değerlendirin. Ona göre de kapatabilirsiniz. Kapatmak zorunda da değilsiniz. Bu ihtiyari. Bunu unutmayın. Bu çok gruplarda tartışıldığı için söylemeye ihtiyacı da duydum. Şimdi daha kötü haber şu. 2024'te eğer böyle devam ederse bu düzenleme inşallah olmaz. Geçici vergi dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapacağız. Bu ne demek? Eskiden yansıtmayla kapattığımız işi, bitirdiğimiz işi, yani yapıyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Artık ne yapacağız? 90, 91, 92'ye kadar yani kapatma işine, hatta bilanço çıkartmaya kadar gidecek. Hal böyle olunca artık bunun adını değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Geçici değil, kalıcı vergi olması lazım diye düşünüyorum. O yüzden inşallah bu olmaz. Eskiden de olmadı, bunu kaldırdılar. Umarım değişiklik olur. Peki, ikinci sınıflar ne yapacak? Bilançolar böyle devam etti. İkinci sınıflar ne yapacak? İhtiyari olarak sabit kıymetlerini düzeltir. 2023'te ne yapacağız? 2023'te sadece sabit kıymetin değerini arttıracağız. Amortismanla işimiz yok. Zaten bütün her şeyi hesaplamıştık. İkinci sınıflar için de geçerli yapacağız. Peki defter beyana nasıl gidecek? Defter beyana diğer işlemler altında enflasyon düzeltmesiyle ilgili iki tane alan var. Bir tanesi amortisman, bir tanesi sabit kıymetle ilgili. İlkine sabit kıymet farkına hesaplamış olduğunuz sabit kıymet farkını atacaksınız. Amortismana da sıfır rakamını atacaksınız. 2024'te bu durum değişecek. Ve bir gider kaydı oluşturacaksınız. Bu da defter beyandaki işlemler. Şimdi isterseniz yavaş yavaş Luca'da biz bunları nasıl yapacağız? Luca uygulaması üzerinden bunları nasıl gerçekleştireceğiz? En baştan başlayarak başlayalım. Şimdi Birol Bey bana yardımcı olacak. Birol Bey isterseniz bir yansıtma işlemlerinden bir gelelim. Hazır bilançomuzu alalım. Sonra da enflasyon düzeltmesine yavaş yavaş başlayalım yapmaya. Tabii ki. Ben de merhaba demek istiyorum arkadaşlarıma. Bu
KDV'nin son döneminde ve yağmur da çok fazla var. Gelip bu seminere katkı koyduğunuz için teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi şuradan bir fişlerimi açmak istiyorum. 2023 dönemindeyim. Çok pardon. Sunumlar bağlanınca buradaki bağlantılarda bir kopukluk oldu sanıyorum. Şu beğenmeyi bakalım. İlk önce yansıtmadan başlayacağım. Değil mi? Yalnız üstad şu beyannameyi bir görmem lazım. Çünkü fişlerim herhalde başka yerde kaldı. Gerek kurumlar. Ekranları göstersek de olur tabii. Gerçek sistem. Siz testten bağlanıyorsunuz ya. Bu test? Bu gerçek sistem. Gerçek sistemde benim kayıtlarım. Bir çıkış yapacağım. Efendim? Hayır, hayır, çekmedim. Firma herhalde farklı mı? Aynen öyle, evet. Çok özür. Fişlerim nereye gitti diye. Ben de gitmesin ve... Hayır, öyle değil. Kaybolmuş fişlerim. Luka kaybetmiş. Evet, evet. Tamam. Üç tane dosya var şu anda. Enflasyon dosyası, Bursa dosyası, bir de testte göstereceğimiz üçü arasında girişte bir sıkıntı olmuş oldu. Benim eksikliğim. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle giriş yapacağım. Cenk Bey'in bana ilave ettiği ya da gönderdiği durumu. Mevcut programda gelinen bir nokta var. Bir simülasyon yapacağım. Fişleri sileceğim ve üstadımın dediği gibi kapanıştan, yansıtmadan başlayıp bütün örnekleri tek tek yapıyor olacağız. Bu bıraktığım fişler en son yaptığım Kütahya galiba. Kütahya odadaki fişler. Bakın yansıtma işlemleri görebiliyorsunuz herhalde. 47 nolu fişle bitiyor. Aslında enflasyon düzeltmesi olmasaydı buradan beyanname gönderiyor olacaktık. Hatta bu fişlere tekrar geleceğim. Ben beyannameme gidip gelir kurumlarda sistemden çek dediğimde 20.099 liralık bir kar var. Ve beyannamemi hazırla gibi gönder dediğimde buraları biliyoruz kullanıcı olarak. Ara ara göstereceğim bunu. Şurada taslak halini görüyorum. Gibe göndermeden evvel kontrol ediyorum. Geleceğimiz ve erişeceğimiz nokta bu. Yani mevcut şimdiye kadar yapmış olduğumuz bilanço ve sağ tarafa eklenen enflasyon düzeltmesi sonrası cari dönem. Aktiflerim, pasiflerim tutuyor. Üstelik gelir tablosunu ve bilançoyu da kaydet yaptığım için enflasyon düzeltmesi adı altında yaptığım bütün fonksiyonlar benim mevcut durumumu bozmayacak. Mevcut beyannamemi bozmayacak. Sadece düzeltilmiş haliyle kulakçığa eklenmiş olacak. Burayı gördükten sonra şu ekranımda tekrar şeyi gösterebilirim. Yapılan işlemleri silip yeni baştan alıp devam edebiliriz. İzninizle. Şimdi fiş işlemlerine bir daha gelecek olursak. Cenk Bey'in az evvel sunumunda söylediği hesap kapama işlemleriyle başlıyoruz. Gelir tablosu ve bilançoya eriştikten sonra 2023 için. Kapatma işlemleri malum hesapları bir tuşla kapatacak. Sonra düzeltme fişlerine başlayacağız. Burada da hesaptan düzeltme ya da sabit kıymet kartlarından düzeltme denilen iki ana yol var. Bunların her birisinin örneklerini tek tek görüyor olacağız. En sonunda da sonuç işlemleriyle sonuç fişimizi oluşturup az evvel gösterdiğim bilançoya erişmiş olacağız. O yüzden abartılacak bir durum yok. Siz yeter ki enflasyon düzeltmesine başlamadan evvel gelir tablosu ve bilançonuzu alıyor aşamaya getirin. Bu bütün her yerde yanlış anlamalara neden olmuş.
Bu ekranı gösterdiğimde herkes bir rahatladı. Ondan sonra enflasyon düzeltmesine başlıyoruz. Belki şuradaki kapama işlemleri ya da sonuç işlemleri, enflasyon kapama işlemleriyle sonuç işlemleri bizim normal koşullarda yaptığımız kapamayla terim olarak karışıyor olabilir. Onlarla alakalı bir durum değil. Kapanış fişi hala yok. Ne zaman isterseniz kapanış fişini o zaman yapabilirsiniz. Buraya kadar bir kafamız net ise eğer, ben şimdi hem Luka'da bu uygulamaları nasıl yapıyoruz, nasıl sorunlarla karşılaşıyoruz, bunları da bir izleyerek yapalım. Bu fişleri sileceğim. Nasıl sileceğim? Hepimiz biliyoruz ki filtre ekranına geldiğimde toplu işlemlerden buradaki fişleri seçerek nereden başlıyorum? Şuradaki 48'den başlıyorum. Bu fişlerin tamamını bir silelim. Toplu işlemler alanına geldiğimde burada bir soluklanalım. Biz fişlerimizi öteden beri kategorize ediyoruz. Hangi fişin ne anlama geldiğini arka tarafta biliyoruz ki buna göre raporlamalar yapıyoruz. Bu nedenle enflasyon düzeltmesiyle ilgili fişlerimizi de kategorize ettik. Buradaki kategorileri de görüyoruz. Düzeltme fişi, kapanış, sonuç işlemleri ve bunların ara ara temizlenmesi. Ben seçilen fişleri sil yaparak işlemimi gerçekleştiriyorum. Pasife almak istemiyorum ki görün her şeyi, tek tek yapalım. Kaldı ki aktif edip hadi bu böyleydi dememek yerine görün istiyoruz fişlerin nasıl yapıldığını. Şimdi bir tanesi değil, birçoğunu silemedi. Bunu göremediniz belki, keşke durdursaydım. Sabit kıymet kartı üzerinden gelip düzeltme yaptığınız fişleri sabit kıymet bölümünden silmemiz gerekiyor. Nedendir acaba? Bir entegrasyon var çünkü orada. Kart üzerinden yaptığınız ve otomatik fiş attığınız yeri yaptığınız yerde silmeniz lazım. Hemen gidelim sabit kıymet modülüne de. Ya bu fişler üzerinde biraz konuşuruz. Hem muhasebe tekniği açısından konuşuruz. Hem de buradaki ekranlardaki özellikle şu maliyetleri nereye yediriyoruz falan bunları bir konuşuruz. İlgili kısımlarda. Aynen. Şimdi şurada yapılmış düzeltmeler diye butonumuz var. Burası sabit kıymet kartları üzerinden yapılan düzeltme ekranımızdır. Buraya dediğim gibi geleceğiz ara ara. Yapılmış düzeltmelere geliyorum. Ve burada iki tane kart üzerinden yaptığımız düzeltme var. Bunları da siliyorum. Ki bu kartlarla ilgili şimdiden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sabit kıymet kartları bizim için çok önemli ki ara ara Cenk Bey'e ben ilaveler söylemesi için söz veriyor olacağım. Bir örneğimiz yeniden değerleme yapılmış bir sabit kıymet üzerinden düzeltme yaparsak nasıl hareket edeceğiz? İkinci örneğimizde de ROF örneğini göreceğiz. Kredi alınmış ve bunun sabit kıymet enflasyon düzeltmesi nasıl oluyor görüyor olacağız. Tabii ve ben eski meslek mensupları için de gerçekten çok büyük bir ters köşe oldu. Reel olmayan finansman maliyeti. Onun üzerinde de konuşuruz. Hesaplama çok değişti. Bence doğruya da gelmiş oldu gelir dersi başkanlığı bu hesaplama tekniği. Eskiden bence doğru bir şey yapmıyorduk. Kaldı ki bizim sabit kıymet modülümüzün, ben gittiğim illerde de şu hafta sık sık seminer yapıyorum. Salonlarında söylüyorlar. Sabit kıymet modülümüz çok değerli, çok iyi çalışıyor ve biz bu sistem üzerinden enflasyon düzeltmesi yaparak belki gelecek yıl bu sabit kıymetlerin satışı esnasında da kart üzerinde tuttuğumuz bu bilgiler sayesinde müthiş bir alan açmış oluyoruz kullanıcılarımıza. Fişlerimizi sildim, yeniledim. Bakın şimdi fiş listeme tekrar gittiğimde artık sanki hiç enflasyon düzeltmesi yokmuş gibi bir pozisyona geri döndüm. Bu şu anda gelir tablosunu alıp, beyannameyi alıp gibi göndereceğim aşama. Burada hemfikir olduk değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi hata yapılan konulardan bir tanesi şu. Şimdi düzeltmelere başlayacağız. Yeniden değerleme enflasyon düzeltmesi menüsünden yapıyoruz bunu. Ve burada da iki tane yolumuz var. Mizan üzerinden düzeltmeler yaptığımız hesaplar, kart üzerinden yaptığımız, yani sabit kıymet kartı üzerinden yaptığımız hesaplar. Bunun önünde kapatılacak hesaplar, işlerimiz bitince de sonuç işlemleri. Aslında ortada 3 tane basit bir adım var. Kapatılacak hesapları kapat.
Az evvel slide'da gördüğünüz 522. Aslında menü sırayla geliyor. Yani evet. Önce kapatılacaklar, sonra mizan evet, falan. Kapatılacak hesapları kapat dediğimde program kendisi, burada da bir metodoloji uyguluyoruz. Hesaplarda, enflasyon düzeltmesiyle ilgili hesaplarda sizin önceden gidip bir hesap planına herhangi bir hesap açmanızı gerektirecek bir durum yok. Geldiğiniz modüle göre programımız bir metot uygulayarak, yani ufak bir yapay zeka da diyebilirsiniz buna, hesapları kendisi açıyor. Bu fişte de göreceğiz bunu. Bakın fiş oluşturuldu. Fişi görelim. Burada izleyelim. 698 hesabın altında 580, 522, 570 gibi hesaplar var. Burada biraz daha metot anlatmanız gerekirse belki. Şimdi bu 698 hesabın altında mutlaka kebir düzeyinde bir kırılımlar yaratın. Aynı zamanda düzeltmiş olduğunuz parasal olmayan kıymetlerin de düzeltmeleri için kırılım yaratın. Çünkü gelir dersi başkanlığı orada bir iz istiyor. Diyor ki bunları siz nereye atıyorsunuz? Farklar nedir? Dolayısıyla biz bunları sizin adınıza düzelttiğimiz her bir işlem için bir kırılım yaratıyoruz. 698 de aynı şekilde, parası olmayan kalemlerde de aynı şekilde. Buyurun Hüsat. Yok, hiç fark etmez. Bütün enflasyon. Tamam, önemli değil. Ama bir kere defter kayıt sermayede var ya, mesela gerçek kişi olduğunuz için deftere kayıt tarihi ya sermayedeki düzeltmenin. Sizin açınızdan söylüyorum. Diğerler için tescil var vesaire var vesaire var. Ama gerçek kişilerde böyle. O defter kayıt tarihine göre siz yine düzeltmenizi yapacaksınız. O başka bir şey. Ama bizim için önemli olan bu enflasyon düzeltmesinde 698 ve parasal olmayan kıymetlerin alt hesaplarını mutlaka yaratın. Zaten sistem bunları otomatik yapıyor. Birol Bey'in de söylemek istediği şey bu. Bakın ne yaptı? 522 ters çalıştırırken 698 522'yi açtı. 580'i kapatırken 698 590'ı açtı. Bu. Ya da 580'i açtı. Soru mu soracaktınız? Üstad, en son kurumlar vergisine geldiniz. 590-91'e kadar geldiniz. 500 gelir tablosu, bilançoda aktardınız 590-91'i. Kurumlar gelir vergisi beyannamenizi aldınız. Gelir için söylüyorum ya da kurumlar için fark eder. İndirim ve istisnaları da hesapladınız. En son 590-91 çıktı. Onu da atın. Bilançonuzu denk hale getirin. Ondan sonra enflasyon düzeltmesi yapın. Aynen öyle. En son bilanço çıktıktan sonra artık enflasyon düzeltmesi yapıyorsunuz. Evet, bütün işleminizi yapıyorsunuz, kapatma işleminizi yapıyorsunuz, beyannamedeki indirimler, istisnalar neyse bunları da düşüyorsunuz, net karınız çıkıyor, ondan sonra bilanço denklik durumuna geliyor, denk hale geliyor, sonra artık enflasyon düzeltmesi yapıyorsunuz. Bu arada iki şeyi hatırlatmak istiyorum programımız açısından. Enflasyon düzeltmesi fişlerini herhangi bir nedenle manuel yapmış olan arkadaşlar, az evvel söylediğim kategori mantığını unutmadan toplu işlemlere gelip fişlerini listelesinler. Manuel yaptığı fişleri tiketleyip altta enflasyon düzeltmesi fişine eteç etmeleri lazım ki biz daha sonraki raporlarda bunun kategorisinin bu fiş olduğunu anlayabilelim. Bizim hesap planımıza uymadan yapacağınız fişler de olabilir. Tabii burada 698'i gördüğünüz zaman bunun bir gelir tablosu olmadığını biliyoruz zaten. 692'ye kadar gelir tablosu. 692'nin gelir tablosunun dışındaki bir kalem. Hal böyle olunca gelir tablonuz, bilançonuz her şey hazır olsun. 698'i sonra zaten kapatarak bilançoda düzeltilmiş diye bir sütun daha var. Orada değişiklik yaratacak sadece. Onun dışında bilançonuzda ve gelir tablosunda enflasyon düzeltmesinin herhangi bir değişikliği yok. Şimdi yavaş yavaş bu fişlere başlayabiliriz. Yine menümüzden yeniden değerleme enflasyon düzeltmesine geldik. Kapatılacak hesapları yaptık az evvel. Mizan üzerinden devam ediyorum. Burada bir parametre ekranımız var ve bu parametre ekranı en son kullandığınız parametrik yapıyı hafızasında tutup daha sonraki gelişlerinizde aynı ekranı getirir. Üstadım parasal olan olmayan hesapları izah ederken bazı sorumlulukları size atadı. Yani normalde kebir hesap bazında parasal olan olmayan hesaplar belli olmuş olmasına rağmen tebliğde kasa hesabı örneğinde olduğu gibi parasal olan bu hesabın içinde parasal olmayan bir alt hesap olabilir. Ya da tam tersi. Bu durumda yapacağınız işlem şudur.
ve sorumluluk sizdedir. Yani hiçbir program parasalı parasal olmayanı iyi ayıramamış deme durumunda değil. Siz gerekirse hepsini çağırıp ya da parasalları çağırıp incelemenizi tamamlayıp parasal olan hesabınızın bir alt hesabını, diyelim ki şuradaki şube kasayı, parasal olmayan kısma çevirmek sizin sorumluluğunuzdadır. O yüzden bütün seminerlerde hocalarımız ne dedi? Önce parasal olan olmayan hesapları ayırın derken bunu kastettiler. Yoksa zaten program default getiriyor. Tabii onları biz belirliyoruz. Tabii bazı şeyler var ki onları da ayarlıyoruz. Yani bir sermayenin içerisindeki parasal parasal olmayan nitelikteki kalemleri ya da ilaveleri sizin böyle takip etmenize gerek yok. Ama bir kasa hesabının içerisindeki altını bilme şansımız yok. Ya da avanslardaki parasal olmayan nitelikteki kalemlerinizi bilme şansımız yok. Biliyorsunuz avanslar düzeltilir ya da düzeltilmez. Tartışmalı. Nasıl tartışmalı? Eğer işte 120-320'leri ters çeviriyorsanız, işte kapatıyorsanız ters bakiye verenleri, bunları düzeltmeyeceksiniz. Ama bir mala bağlıysa, bir sözleşmeye bağlıysa, o zaman düzeltme işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. İşte bunun gibi ince noktalar var. Ama belli başlı kanunda belirlenmiş parasal olmayan kalemlerin içindeki parasalları da yine bizim tarafımızdan belirlendiğini söylemek isterim. Zaten sermayede ya da fonlarda üzerinden geçeriz. Default olarak yılı seçiyorum. Ocak 2023 Aralık arası. Ana hesap, alt hesap beraber görelim. Ya da sadece alt hesaplara zaten yapılıyor biliyorsunuz. Biz Luka olarak bütün fonksiyonlarımızı kebir hesapların kendisine yapmıyoruz. Alt hesap açmaya zorluyoruz. Ancak görünüm olarak ana hesap, alt hesap birlikte görünüm daha iyi gibi duruyor. Ve ben bu şekilde filtrelememi yapıyorum. Tabii parasal ki kebire tıkladığınız zaman da kebir gelse de altında detaylar açılıyor. Çünkü ne kadar detay varsa oraya kadar inmelisiniz. Tebliğin bir başka kuralı da bu. Evet. Şimdi ilk fişimizle başlayalım. Bu seçtiğim fiş örneklerinin tümü Sürgem'in bütün Türkiye'de standart olarak kullandığı örnekler üzerinden yaptım ki gittiğinizde antrenman yaparken, ki o PDF slaytları herkeste var. Yoksa da ben odaya teslim edebilirim çıkışta. İsteyen oradan alabilir mail olarak. O PDF'leri bir kez daha gözden geçirmeniz. Mümkünse herhangi bir canlı sunumu, ki ben Kocaeli sunumundan yararlandım. Cenk Üstadım da oradaydı. Çok yararlandım. Defaten izledim. O sunumu bir kez daha izlemenizde önem var. Slaytlarımda onun linki var. Slaytlarımı da bırakabilirim. 110 hesabı açtığımda yapacağımız hareket şudur. Aslında çok basit programımızda. Hesabımızı seçiyoruz. Ekranın sağ alt tarafındaki düzelt, yani enflasyon düzelt anlamında butonumuza basıyorum. Basınca yine otomatik bir mekanizma çalışıyor. Bu mekanizma şu. Seminerlerde öğrendik. Düzeltme katsayısı denilen ya da endeks namı diğer. Bu nereden geliyor? Bunlar nedir? Kısaca üstünden geçecek Bey ama ben de ekran geldiği için söylemek istiyorum. Bakın 110 hesaba gerçek yöntem diye bir default, zorunlu bir düzeltme yöntemi ve beraberinde bir katsayı getirdi. Salona sormak istiyorum. Gerçek yöntem haricinde düzeltme katsayısı hangi yöntem uygulayacağız? Direkt basit diyoruz. Aslında toplulaştırma yöntemi dememiz lazım. Yani yöntemler gerçek yöntem ve toplulaştırmış yöntem diye ikiye ayrılıyor. Toplulaştırılmış yöntem içerisinde 3 tane katsayı yöntemi var. Basit ortalama yöntem, stok devir hızı ve hareketli ortalama. 2023 için hareketli ortalamayı kullandırmıyor. 2024'te de stok devir hızını kullandırmıyor tebliğimiz. Ancak basitle stok devir hızı ya da hareketli ortalama arasında seçimi size bırakıyor. Bu kural 2023'te çok serbest. Yani hangi yöntemi seçeceğiniz size bağlı. Yani gerçek yöntem seçin birinde, birinde toplulaştırılmış yöntemi seçin, hiç fark etmez. Ama 2024'e geçince kurallar başlayacak. 2024'te gerçek yöntemde kullanıyorsanız 3 yıl boyunca
değiştirebilirsiniz. Toplaştırmış yönteme geçebilirsiniz. Ama toplaştırmış kullanıyorsanız 3 yıl boyunca toplaştırmışlardan bir tanesini kullanmanız gerekiyor. Hangisini kullanacaksınız hiç fark etmez. Onunla da ürün grubu bazında değişiklik var. Sistemde de bunların kilitlerini biz otomatik oluşturacağız. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok ama şu an için serbestsiniz. İstediğiniz gibi karışıkla kullanabilirsiniz yöntemleri. Bu örneğimizde 200 bin liralık bakiye veren bu hesabımızı 1.5.2023'te defter kaydı var. Yani gerçek yöntemden kasıt kaydın deftere işlendiği tarih. O tarihten bugüne endeksleme yapmanız gerekiyor. O yüzden de gelip ay kısmını güne inmemişler bereket. Vallahi çok şey olmayın, emin olmayın da. Peki ağzımı kapattım. Aylık bazda çok önemli. Orada zaten değişik yöntemler var. Şimdi burada 1.33777 gibi bir endeks getirdi. 5. aydaki TEFE ÜFE endeks tablosuyla 2023-12. ay arasındaki katsayıyı buldu. Burada şöyle bir soru geliyor. Program otomatikman şimdi 267.554'de düzeltmiş oldu 200 bin liramı. Aradaki farkı da enflasyon fişine getiriyor olacağız. Buyurun. Bir şey mi soracak? Elle yazdım tabii ki. Elle yazacağım çünkü bu kaydın nereden geldiğiyle ilgili bilgi yok. Ancak şimdi geleceğim noktada durum değişebilir. Eğer benim gerçek yöntemle yapacağım bir düzeltme hesabında detayları da farklı tarihlerden gelmek koşuluyla düzeltmeye esas yapacaksam alttaki hesaplama yöntemi bakiyeden değil hareketlerden hesaplama alanına geleceğim. Burada işte biz 2023 muavin hareketlerini buraya getiriyoruz karşınıza. Siz bu hareketler içerisinden bir ayıklama yapıp tarihleri hatalı girmiş olabilirsiniz. Onları düzeltebilirsiniz. Yeni tarihlerle yeni satırlar ilave edebilir. 200 bin liranın altında ya da üstünde kalmak koşuluyla bir düzeltme yapabilirsiniz. Tabii burada sadece muavin olarak bakmayın lütfen. Yaptığımız iş şu. Sonuçta siz ne yapıyorsunuz? Bir bakiyeyi düzeltiyorsunuz. Yani bir bakiyenin kalması gerekiyor. Biz bakiyeyi geriye dönük yakalamaya çalışıyoruz size. Diyoruz ki kaç lira bakiye var orada? Tam 200 bin. 200 bin lira. 200 bin lira bakiyeyi geriye dönük gidiyoruz tık 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 size hareketlerden getiriyoruz. O aylardan getirmenizi sağlıyoruz. Ha, siz isterseniz değiştirebilirsiniz, satır eklersiniz, silersiniz. O da sizin bileceğiniz iş ama biz o bakiyeyi yakaladığımız hareketleri getiriyoruz. Bir önceki yıla kadar gidiyoruz. Üstadım ben de onu diyecektim. Elçiye zeval olmaz. Diğer illerde 2023 öncesi bizim alış tarihlerimiz ya da defter kayıt tarihlerimiz ne olacak dendi. Tabii webde çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Biraz korumamız gerekiyordu. Biz bunu bir denedik. Ne kadar sıkıntı çıkartıyor diye. Çünkü bütün hareketleri yapıyoruz malum. Yoksa teknik olarak bir problemimiz yok. Gördüğünüz getiriyor. Oraya bir de yıl ekleyeceğiz. Şunu da ilave et, bunu da ilave etti. Siz o hareketleri de otomatik çekmeye başlayabileceksiniz. Aslında enflasyon düzeltmesi eğer 3 yıl, 4 yıl ya da 5 yıl sürecekse ben yazılım firmalarının yeni baştan bir reorganizasyona gidecekleri gibi bir kaygı da duymuyor değilim. Çağırmıyoruz, öyle söylemiyoruz. 3 yıl, 2 yıl bitiriyoruz. Hem yazılım firmaları için hem üyeler için çağırmıyoruz. Evet, evet. Hayırlısı diyoruz. Peki. Bakiyeden hesapla yöntemini seçtim. Tuşa bastığımda sistem bana düzeltmeyi otomatikman yapmış oluyor ve kapatıyorum. Burada şöyle bir hesap kodunu nasıl açtığımızda göstereceğim fiş üzerinden üstadım. Şimdi burada hisse senetlerini düzelttim ve bunu renge boyadı. Yani mükerrer bir düzeltmeyi de bu şekliyle önlemeye çalışmış olduk. Fişine bir gidelim hemen hızlıca. Bazı fişleri kartın üzerinden de görebiliyoruz buradan da ama bu fişi sistem. Bakın en son burada bırakmıştık. Hesap kapama işlemlerim ve ikinci fişim. Yani adımlarımız tek tek böyle basit bir şekilde yürüyor olacak. Evet, üstadım buyur. Şimdi hesap kodlarını açarken size de bahsetmiştim aslında. Ne yaptık? Bu bir tercih. Yani bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz bir muhasebe kaydı olarak. Ama hesap kodlarını açarken de bakın dikkat edin 110.01'i düzeltiyoruz. Altına gittik 110.99'a kadar bir hesap açtık. Altına 698. 2023 ve 24'te 2024 ve sonrasında eğer böyle enflasyon düzeltmesi devam ederse 110.99.656
46'yı açmış, 646 56'yı açmış olacağız. Bakın burada muhasebe kaydı aslında şurada bitmiş oluyor. 110 şu 110.99 pardon. O mouse oynamadı. Aslında şu kayıtlarda 110.99.698'de ve 698.110'da muhasebe kaydı biter. Aslında bunu yapmış olmanız lazım. Ama düşünün. Şimdi siz tutuyorsunuz, bir fark hesabını hepsini topluyorsunuz. Çünkü sirküler diyor ki bir fark hesabı açman gerekiyor diyor. Yani oradaki parası olmayan kıymetlerle ilgili. 5 haneli, virgülden sonra 5 haneli bir şeyi çarpıyorsunuz. TL'ye çeviriyorsunuz. Yani 2 haneye çeviriyorsunuz ve bir torba hesabı atıyorsunuz. Yani 110.99.698'e. Sonra siz bunu satacaksınız. Bir ticari mal olduğunu düşünün ya da bir hisse senedi olduğunu düşünün. Sonra ne yapmanız gerekiyor? Maliyet olması lazım değil mi enflasyon farkının? Nasıl ayıracaksınız? Tutup tekrar 110.99.698'i böl 5'e çarp tekrar 2'ye mutlaka fark kalır. Bugün 20 yıldan geriye dönük firmalara bakın hala hesaplarında enflasyon düzeltmesiyle ilgili farkları arttıkları görürsünüz. Hal böyle olunca biz de ne yaptık? Dedik ki zaten bir izbedeli attık. Dolayısıyla şu iki tane haneyi daha ekledik size. Bu bir tercih. Yani bunu hem iki haneyle iki tane kayıtla bitirirsiniz ya da biz hemen yapar yapmaz bunu kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın 110.99.698'i attık borç kaydını. Sonra bir de bunu yapmıştık. 698-110. Sonra şunları ilave ettik. Neyi düzelttik? 110'a. 110.01'e farkı aldık attık. Böylelikle kuruş farkı olmayacak. Onun karşında da 110.99.698'i kapattık. Yani siz bir mizan aldığınız zaman artık oradaki fark hesabı kapalı. Bütün maliyetler 110 hesaba gitmiş olacak. Bu bir tercih. Devam edelim. Şu dosyayı da izninizle açayım, ondan sonra devam edeceğim. Aslında programlar, şu andaki programların tümü bu endeksleri bir şekilde otomatik getiriyor. Ancak önerim nacizane, bu tabloda siz de ara ara bu endeks doğru geliyor mu, gelmiyor mu diye hesaplamalar yapın. Bakın benim yandaki hesaplamalarımın hepsi bir örneğin katsayıları şeklinde geliyor. Bakıyorum gerçekten nasıl geliyor diye. Bu tabloyu kullanmayı bilmelisiniz diye düşünüyorum. Bir de fark hesaplarını açmadık. Belki onu da üzerini çizmemiz gerekir. Düzelt dediği zaman Birol Bey fark ettiniz mi bilmiyorum. Hisse senetlerinde fark hesabı hemen çat diye oluştu. 698 çat diye oluştu. Sizin yok hesap kodu aç bilmem ne aç hiç demenize gerek yok. Ekran açılır açılmaz oradaki mantığa göre biz açıyoruz. Bunu söylemeye çalışmıştım evet. Doğru güzel. Şöyle Yalova'da soru geldi. Ben dedi bu hesapları kendim açtım ben. Şimdi bu program ne yapacak? Zaten olan hesabı bir daha açmıyor bütün karakterleriyle beraber açtığınızda. Ama benzer bir hesap olunca bir hesap kirliliğine neden olabilirsiniz. Bilin ki bu modülde program kendisi malum hesapları açıyor. Diğer örneğimize geçiyorum. Tek tek devam ediyoruz. Yine menümüzden gelip hesap üzerinden devam ediyoruz. Buradaki örneğimizi de 180 hesaptan almış hocalarımız. Gelecek aylara ait giderler. Sonra stoğa döneceğim. Yönetim ofis kira bedeli. Düzelt menüsüne geldiğimde burada da düzeltme yöntemi gerçek yöntem olarak geliyor. Az evvelki örnekte olduğu gibi bir düzeltme katsayısı hesaplardan yine hesap kodları şurada gördüğümüz hesaplar otomatikman gelmiş oldu zaten. Yine gerçek yöntemde bakiyeden hesaplama yerine hareketlerden hesaplama yöntemini her daim seçebilirsiniz. Alt hesap bazında çalışmışsanız zaten buna gerek olmuyor. Her hesabı düzelterek geleceğiniz için her hesabın başlangıç tarihi belki olmuş olabilir. Tab tuşuyla ilerlediğimizde endeksimiz otomatikman geliyor. Düzeltmeyi kaydediyoruz ve geçiyoruz. Bu fişi görmemize gerek yok. Bir sonraki örnekte stoğa geliyorum.
şu yeniliği yaptığımda da hangi hesabı düzelttiğimi kırmızı bir ekranla değiştiriyor ve düzeltme yaptığım hesapları göre göre gelmiş oluyorum. Şurada bir düzeltme yöntemi yapacağız. 153 hesapta. Şimdi bu düzeltmenin diğer iki hesaptan temel farkı şu. Düzeltme yöntemi seçenekleri geldi karşıma. Diğerlerinde gelmedi bakın. İstesem de gerçek yöntemle onları yapmalıyım şeklinde bir zorlama var. Burada ise size bırakılmış. Az evvel söyledik. Basit ortalama ve stok devir hızı toplulaştırılmış yöntemin alt seçenekleri. Gerçek yöntem ise ayrı bir yöntem. Eğer ben basit ortalama yöntemi seçiyor olacaksam stondaki bakiyenin tamamını nereye endeksleyeceğiz arkadaşlar basit ortalamada? Bir evvelki geçici dönem, yani bu sene için konuşursak 2023-09. En hain soru. Hangisini seçeceğim? Hangi? Gelecek istatya. Çok haklısınız. Çok gereksiz bir işlem yapıyoruz orada. Yani yaptırıyoruz size daha doğrusu. Gelecek orası 9 diye gelecek otomatik. Gelecek. Yani ilk kod atımında falan girer. Şu 1.0.29'u ezberlediniz sanıyorum. Basit ortalamayı seçtiğinizde bu geliyor. Bunun nasıl hesaplandığıyla ilgili şu alana bastığımda da 2023 12. ayın endeksini önce şeyle topluyor. 9. ay endeksiyle. Onu bir ortalamasını alıyor 2. Üstadım az evvel yukarıda. Aslında bu 3 ay geriye değil 45 gün ortalamaya denk gelmiş oluyor. Tabii. Aslında 45 güne giriyor. Yani hangisini seçeceksiniz? Ne kadar detay olursa o kadar iyi. Yani müşterinizin lehine bir durum oluşturuyor. Bu reel olmayan finansman maliyetinde de konuşuruz. Hangi yöntemi seçeceğiniz konusunda çok fark çıkıyor. Basit ortalamada aslında 45 gün geriye gidiyorsunuz. Oradan getiriyorsunuz. Öyle düşünün. Bana 3 ilde de salondan şöyle soru gelmişti Cenk Bey. Evet. Yani bunu cevaplayın bence. İki mali müşavir düşünün ki diyor. Birisi hep basitle gidiyor. Birisi gerçekle gidiyor. Firmalarda birbirinin teraziye koysan aynı. İki mali müşavirin bu firmaları 2024'te olumlu olumsuz ne duruma gelir enflasyon düzeltmesi sonucunda? Hangisi tanıdık? Bana gelirse. Ben ikisini de tanımayırım. Yani öz kaynaklara bakmak lazım tabii de. Yani kar zarar anlamında mı? Bütün genel itibariyle sordular. Ya şöyle çok yani detaylı. Hangisini yapsak anlamında iyileşmeye çalışıyor. Bu çok mesela şeyde konuşuruz, sabit kıymette konuşuruz. Reel olmayan finansman maliyetinde borçtan esas alınması yönteminde size sunmuş olduğu iki tane yöntem var. Konuşuruz. Çok başınızı ağrıtmayacağım bu konuda. Ne kadar detaysa diğer yöntemi seçtiğiniz zaman dramatik bir şekilde fark var. O yüzden de kar çıkma durumu 2024'te çok daha fazla olabilir. Maliyetleri ne kadar arttırırsanız sabit kıymette satışlarda o kadar iyi olur. Ticari mallarda ne kadar maliyetleri, yani detay ne kadar iyi olur, yüksek olursa o kadar iyi olur. Bir de şunlara dikkat edin. Amortimana tabi iktisadi kıymetlerde 2023 yılı düzeltmesini yaptıktan sonra 2023'e göre bir satış yaptınız ve zarar hesapladınız. Ne olacak? Kanun kabul edilmeyen. Onlara da çok dikkat edin lütfen. Onlarla ilgili size de bir takım modüller vereceğiz. Bunlara çok dikkat edin. Ne kadar detay o kadar iyi. Evet. Burada bakın basit... Ama tabii yani o da realitesi de var işin tabii biz diyoruz ama bu işin. Evet. O da olabilir tabii. Basit ortalama yöntemi seçildiğinde doğal olarak detay hareketlere ya da önceki hareketleri detaylandıramıyorsunuz. Bu bakiyeyi toptan bir ortalamaya tabi tutup düzeltme yapıyorsunuz. Gerçek yönteme dönmek istediğinizde ancak hareketlerden bir detay yaratabilirsiniz. Basit ortalamayı seçtiğiniz anda 2023-09. Bu değişmeyecek. Bundan sonraki bütün hesaplarda karşınıza basit ortalama seçeneği gelip seçerseniz endekslemeyi geçici vergiye göre yapıyorsunuz. O dönemin endeksine göre yapıyorsunuz demektir. Bu fişimizi de düzelttik. Enflasyon düzeltmesine tabi tuttuk. Sırada ki hesabımız, yine ben notlarımdan devam ediyorum. 157 ve 158'i sürgem hocalarımız beraber düzeltin diye bir uyarıda bulundu. Söylemek istediğiniz şey var mı? Yok yani doğru bir bakış. Evet. Doğru. Şimdi 153'ten bir tanesini düzelttiniz ya, 3-4 tane var hesap orada fark eder. Onları da düzeltme yapacaksınız. Ha, yapacağız da orada kendisi atıyor ya, alt, 153 bilmem ne bir tane attı. Şimdi hepsini düzelttiğinizde aynı hesabı atıyor. Yani bir hesapta topluyor.
enflasyon farkını. Bu da hangi malın şey olduğu belli olmuyor. Ben her hesabı kendi şeyini açıyorum. Bir sıkıntı olur mu? Kendi hesabını atıyorum ama hesabın içine girdiğinde altta enflasyon düzeltmesi yazıyor zaten. Görünüyor bir şeyin içinde. Nasıl olacak o? Üstad, aslında biraz önce söylediğimiz seçeneği seçmeden yapmış olabilirsiniz belki. Şuradaki 3 hesabı da seçip ilerlediğinizde mi demek istiyorsunuz? Yaptım da diyor. Ana hesabı, yani düzelttiğim hesabı atıyorum enflasyon farkını diyor üstadım. 698'i de düzelten karşılığını attım. Yaptığı fişi bir görelim isterseniz. Evet, buraya da atıyorum diyor. Belki bir daha fişi gösterirse, üstad şöyle yapmanızı öneririm. Yani Luka'nın yaptığı gibi yapmanızı fişimiz öneririm. Çünkü sirkülerde diyor ki bir fark hesabını atacaksın. Ben bunu göreceğim diyor. 153'ün içerisine yedirmeyin ama sonrasını mahsup size bağlı. Sonra siz bunu yapmaktansa biz zaten aynı anda şuradaki işlemi yapıyoruz. Yani ekrandaki işlemi yapıyoruz. Bir gösterebilirsek üzere. Fiş burada mı? Evet. Şu, siz şuraya atıyorum diyorsunuz. Ana hesaba. Diyorsunuz ki zaten maliyete yedirmem gerekiyor diyorsunuz. Doğru, haklısınız. Normalde ne yapması lazım? Şurada Luka buraya atıyor. Bir de bunu atıyor ya, tutuyoruz. Buradaki farkı gidip şuradaki düzelttiğimiz hesaba atıyoruz. Bakın ne oldu? Açtık. 153.99 698'i açtık, sonra kapattık. 698'i de bakiye görünüyor. Aslında bunu yaparsanız daha anlamlı olur. Biliyorum biliyorum. Ama bu şekilde oradaki seçeneğe evet derseniz, orada soruyor zaten. Ben diyor 4 satır mı oluşturayım diyor. Siz ona evet derseniz kayıtlarınız böyle olmaya başlar. Sonra derdiniz olmaz. Çünkü dağıtmak da bilmem ne. Siz oradan kurtulmak için bunu yapıyorsunuz ama başka bir şeye takılıyorsunuz. Sirkülerde diyor ki fark hesabı oluşturun diyor. O fark hesabını atmamış oluyorsunuz. O sıkıntı. Atıyorum kumaş. Altına da mı enflasyon mu açıyorum diyorsunuz her bir ürün için? Yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok. Ben yanlış anlamışım. Siz açıyorsunuz. Evet, o bir tercih. Onu açmıyoruz. Biz böyle yapıyoruz. Yani bu ikisi arasında bir fark. İşte yani onu biz yapamayız. Siz ne yapacaksınız? Satış yaparken o iki tane hesabı ters çalıştıracaksınız. Fark kadar. Bir de bunun bir kısmını satmış, bir kısmını satmamış da olabilirsiniz. Enflasyon düzeltmesinin ticari mal ya, içinde ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O, bence onun yerine böyle yaparsanız sizin için daha kolay olur. Çünkü içinden bir de enflasyon farkının içerisinden, o 153'ün içerisinde bir tane ürün olmayabilir. Hani galericidir, bilmem nedir, o ayrı. Ama içerisinde bir sürü ürün olabilir. Belirli tarihlerde gelmiş olabilir. Orada tutarlar birikti. Siz sattınız, bunun maliyetini buldunuz. Peki bu maliyete düşen enflasyon farkı ne kadardı? Soru bu. Nasıl bulacaksınız? Böyle yaparsanız daha anlamlı olur. Devam edelim. ...157... hasarlı stoklar, bunu karşılayan hesapta 158'de stok değer düşüklüğü, bu iki hesabın beraber düzeltilmesi ve fişlerin ters çalışmasından bahsediliyor. O yüzden bu örneği almış hocalar, ben de onu aldım. İki hesabı da beraber seçip devam edebilirim. Düzelt dediğimde önce birinci hesabım gelecek. O mevzuat açısından bir şey söylüyor size, yöntem söylüyor. Evet, burada basit ortalama şey yöntemiyle ilerledim. 2023-09 dedim. Katsayım geldi. Düzeltmeyi yaptım. Sonraki düzeltmeye geçiyorum. 158 geldi zaten. Burada basit ortalamayı tekrar getirdim. Ve işlemimi yaptım. Bu iki fişi hemen görelim. Bu diğerlerinden biraz farklı bir fişti. Şuradan yine fiş listemden ulaştığımda fişlerime. Bu iki fişimiz detayında, düzeltme hesabımız borç bakiye, diğerinde ise gördüğünüz alacak bakiye şeklinde. Burada açtık kapattık, açtık kapattık, evet. Böyle gidiyoruz yani. Aradaki otomatik farkı yok, çevirdi bundan. Yok, aktardı falan filan, sonradan uğraşmayın diye. Bir sonraki örneğimiz 226'dan yapılmış verilen depozitolar. Bunu da hemen yapalım, ondan sonra da sanıyorum sabit kıymetler gelecek arkasından. Yine hesaptan ilerliyoruz.
kira depozitoları. 50 bin liralık bir kira depozitosu var. Düzelt dedik. Burada kiranın defter kayıt tarihi 31.12.2020 verilmiş. Tarih olarak gerçek yöntem 2020. Yılı da düzeltiyorum. Ayı da düzeltiyorum. Ay zaten 01. 6,30 gibi yüksek bir katsayı geldi gördüğünüz gibi. O 1,029 gitti. Büyük bir katsayı geldi ve 315 bin liraya çıkan bir değerden bahsediyoruz. Burada da çok soru geliyor üstadım. Yani bu kadar yükselen değerler bize neye mal olur? Vallahi soru matematikle ilgili. Yani yapacak bir şey yok. Üfe katsayılarıyla alakalı bir konu. Neye yani, mal olur? Ya öz kaynaklar düşükse, sabit kıymetleriniz, yani aktifleriniz büyükse, daha fazlaysa kar çıkacak. Bu net. Tam tersiyle, tersi ise size zarar olarak dönecek. Bu da net. Bilançodaki dengeye göre. Buna böyle cevap vermek lazım. Yapacak bir şey yok ya şu aşamada. Bir soru var daha. ...180 hesap... gelecek. Yok. Verilen depozitolarda değil de verilen avanslarda sorun olacak. Yani mesela avanslarda da öyle. Alınan avanslarda sorun yok da karşı taraf... İşte gelir tarafına yazacaksınız işte burada. Yani yapacak bir şey yok. Onun için de diğer gelirler diye bir tane alan var. Oraya mutlaka fark edeceksiniz. Bu şeyde de öyle. Avanslarda da, verilen avanslarda da öyle. Evet. Şimdi sabit kıymetlerle ilgili iki tane önemli örneğimiz var demiştim. O bölüme gelmiş olurum. Soru yok galiba. Arkada bir soru var tekrar. Bilanço değerlerine elde girebiliyor muyuz? Buraya bir veri aktarmaktan mı bahsediyorsunuz? Yani başka bir programdan buraya fiş olarak aktarabilirsiniz tabii ki. Ha, fişleri mi aktarmak? Dışarıda düzeltmeyi yapmış, düzeltme. İki soru aynı mı birbiriyle? Tekrar toparlarsak, ben Luka'da hiçbir şey yapmadım ilgili X firmayla ilgili. Ben atıyorum logodan alayım, burada düzelteyim durumlarda. Geniş bir cevap vereyim bununla ilgili. Son bir ayda özellikle zirveden aktardığımız dosyanın haddi hesabı yok. Şimdi düzeltmenin bu kadar detaylı olduğunu görünce insanlar programımızda veriyi olduğu gibi aktarıyoruz. Yani bir birden 31.12'ye kadar bütün fişleri doğal olarak hesap planını buraya alıyoruz. Sabit kıymetleri de şimdi anlatacaktım. Tam zamanı gelmiş oldu. Fişleri Luka'ya ister fiş Excel aktarımından yerini göstereyim. Şuradaki Excel veri aktarımından aktarıyoruz. Ama onun öncesinde gidip hesap planını Excel'den aktarmış olmanız lazım. Eğer diğer programdan aldığınız dosyalar bu kıvamdaysa güzel. Ama dosya çok büyük alamıyorum dediğimizde merkezimiz veri tabanından Luka'ya aktarım hizmeti veren bir birim var. Bu marifetle programa aktarım yapabiliyorsunuz. İkinci soruyu da şöyle cevaplamak isterim. Ben Luka'da takip ediyorum ama sabit kıymetlerimi öteden beri Excel'de takip ediyordum. Ya da başka bir yöntemle takip ediyordum gibi soru olduğunda da biz mutlaka sabit kıymetlerimizi gelip sabit kıymet modülümüzden sabit kıymet aktarımına gelip burada verdiğimiz şablona uygun bir şablon içerisine bilgileri minimum seviyede, yani yıldızlar var burada, kod, ad, sabit kıymet kart kodu, sabit kıymetin adı, alınmış yani defter kayıt tarihi gibi alanları buraya yerleştirdiğimizde yüzlerce sabit kıymetinizi buraya aktarabilir. Biraz sonra göstereceğim kolay bir sabit kıymet düzeltmesiyle ROF'una, ROFM'ye kadar yapabilirsiniz. Umarım cevap yeterli oldu. Bir tane de altına ben ekleyeyim. En doğrusundan başladı Birol Bey. En doğru olmayan şeyi söyleyeyim ama yapabileceğiniz şeyi söyleyeyim. Bir tane
bilançonun rakamlarını alın, yani o mizanı alın, son mizanı, bakiye veren mizanı alın, onu fiş olarak aktarın detayda, sonra bunları düzeltirsiniz. Yani, yapmayın çünkü bilanço değişir. Zaten hikaye orada yani, böyle değiştirmemeniz lazım yani bilançonun değeri. Ama siz bunu böyle aktarabilirsiniz. Ben en kötü yöntemi söyledim. En iyi yöntemlerden başladı Birol Bey. Baktınız hiçbir şey yok. Bilançoyu atarsınız, orada düzeltirsiniz. Ben size sırrımı vereyim mi? Ben de mizandan aktardım bunu. Yani mizanı aldım. Fişin tablosuna yerleştirip sadece fiş var burada. Başka bir geçmişe yönelik fişler yok burada. Ben de aynı yolu izlemiştim. Tamam. Bir soru var burada. Hareketlerden hep bakarsınız. Yani hareketlerden size daha doğru bir yöntem verir. Sizin ne zaman yaptığınızı kayıtlarınızdan, defter kayıt tarihine otomatik getirir. Siz kontrol edersiniz. Bakarsınız, tamamsa devam edersiniz. Muhasebe kaydınız doğruysa doğrudur. Buyurun Üstad. İşlem yapmayacaksınız Üstad. Evet, düzen. Avanslarda da böyle. Yani dediğim gibi 120-320 ters bakiye verdi. Bunları attığınız avanslara anlam verilen. Burada da zaten parasal nitelikteki onlar. Onları da düzeltmeyeceksiniz. Ama içerisinde bir mala bağlıysa onu düzelteceksiniz. Keza bu da öyle. İçerisinde parasal nitelik olabilir, doğrudur. Onları düzeltmiyorsunuz. 13 nolu örneği yapacağım şimdi size. İlk olarak. Yine dediğim gibi bu sürgen slaytlarından alınan örneklerden bir tanesi. Şimdi sabit kıymet kartında ilerliyor olmamızın çok avantajı var. Aslında düzeltme işlemlerini baz teşkil edecek birçok rakamı da buraya yazmış da olabilirsiniz. Yani alış tarihinden tutun, aldığınız krediyi, hangi yöntemle hesaplanacağını sabit kıymet kartına işlediğinizde düzeltme daha kolay bir hal alabilir ileriki ekranımızda. Burada verilen örnekte 5-3 tarihinde 4.250.000 TL ödenerek alınan bir showroom'dan bahsediliyor. Ancak farklı bir özelliği var. Yeniden değerleme yapılmış. Şimdi yeniden değerleme ile ilgili de bir parantez açmak isterim. Excel'den aktardınız ya da siz aslında eksikte bırakmış olabilirsiniz. Yeniden değerlemeleri başka yöntemle fişe direkt yazmış olabilir. Karta yazmamış olabilirsiniz. Gelip yeniden değerlemeyi ya buradan yeniden yapabilirsiniz ya da eski değerlemeyi girebilirsiniz. Bu imkanlar mevcut. Geçmiş değerleme ekle alanına gelip bu değerleme tarihini ve amortisman değerlerini yazabilirsiniz. Bitiyor vereyim size burada. Belki işinizi kolaylaştırır. Şimdi bizim mizana baktığınız zaman, Birol Bey de eğer tekrar dönerse bir bakarız. Başlangıç bilançosu, düzeltme esas değer ve düzeltilmiş değer. Yani demek ki bir bilançoda başlangıç değerinizi düzeltmiyorsunuz. Demek ki bir de düzeltme esas değer diye bir şey var. Acaba bu ne? Şimdi buna bakarız. Burada reel olmayan finansman maliyeti giriyor işin içerisine. Bir de her şey düzeltme tarihi, yani yapmış olduğunuz işleme göre düzeltilmez tarih olarak. İşte buna da örnek yeniden değerleme. Diyelim ki bir sabit kıymeti aldınız. Tamam. Bu sabit kıymet diyelim ki 2021 tarihinde aldınız. Ama gittiniz 290 geçici 32'nin birinci maddesini yaptınız. 2018'de de o, 2021'dekini yaptınız. 7. maddeyi yaptınız. İşte geçici 32'yi yaptınız. Tuttunuz 298Ç yaptınız. Arka arkaya. Burada artık sizin için yeniden değerleme tarihi ya da düzeltme tarihi, yeniden değerleme tarihi düzeltiyorum. Düzeltme tarihi yapmış olduğunuz en son yeniden değerleme tarihi olacak. Evet, mesela gittiniz geçici 298Ç'yi 2023'te yaptınız. 2022'de 4. döneminde yaptınız. Sizin için düzeltme tarihi biraz önce sabit kıymette 2021'de almıştınız ya, artık sizin için düzeltme tarihi o yeniden değerlemeyi hangi tarihte yaptıysanız en son o. Bu bir. İki, yeniden değerleme yaptıysanız reel olmayan finansman maliyetini unutuyorsunuz. Reel olmayan finansman maliyeti olmuyor. Bir de şu gerçek, bakın ne kadar daha önceki yeniden değerlemeleri yapmadıysanız, yani tuttunuz 298Ç'yi yaptınız 2023'ün ilk geçici vergi, geçmiş olsun, büyük bir hak kaybı var. Çünkü
en baştan değil, o tarihten getirmiş olacaksınız. TÜYO ne? TÜYO şu. Bir sürü yeniden değerleme yaptınız. Matematiksel olarak hiçbir şey değişmez. Şunu yaparsanız hiçbir şey değişmez. En son yapmış olduğunuz yeniden değerleme tarihini girin ve farkı girin. Bu kadar. Hepsini tek tek girmenize gerek yok. O tarihten itibaren yapar. Matematiksel olarak hiçbir şey değişmez. Yani en son yeniden değerlemenizi alın. Yeniden değerleme farkını bilgi sisteme girin. Matematiksel olarak aynı sonucu verir. Evet. Gördüğünüz gibi burada ikinci yol olan sabit kıymet enflasyon düzeltmesinden geliyoruz. Yerini bir daha görelim. Enflasyon düzeltmesi. Şu ikinci bacaktan ilerliyoruz. Ekranımızı açtığımızda parametrik bir yapı geliyor. İstemediğimiz sabit kıymetleri getirmeyebiliriz karşımıza. Bu mümkün. Gelen sabit kıymet kartları üzerinden şu kartımı düzeltmek istiyorum. Kartın üzerinde bulunan bilgiler olduğu gibi karşıma hazır bir şekilde geliyor. Gördüğümüz gibi alış tarihimiz 5-3-2012 olmasına karşın yeniden değerleme tarihimiz ve değerlenmiş rakamımız 13.904 rakamına ulaşmış ve düzeltmeye esas tarih de bu. Endekslenecek tarih ise düzeltmenin, yeniden değerlemenin yapıldığı tarih olacak. Burada bir şey daha söylemek lazım. Niye sabit kıymet modülünden yapmalıyız bu işi? Niye 254'ten atıyorum ya da 257'den gitmiyoruz? Bütün sabit kıymetlerimizin kartında bunun üzerinde bir bilgi tutuyoruz ve gelecek yıllarda bu sabit kıymetlerimizin satışı esnasında büyük bir avantajımız olacak. Bir. Başka? Salondan alalım bakalım. Başka? Bakın, bazı şeyler var ki çok bütünlük arz eder. Bunlardan bir tanesi sabit kıymettir. Yapılmakta olan yatırım, Ar-Ge, dönemsel giderler, yıllara sahip inşaat. Bu diğerleriyle ilgili yine konuşacağız ama benzer şeyler söyleyeceğim. Bakın, şimdi buraya dikkat edin. Burada sabit kıymet kartından niye yapıyoruz? Çünkü sabit kıymetin içerisinde yeniden değerleme bilgileri var. Ondan sonra amortisman bilgileri var. Maliyet falan da buradan hesaplanıyor. Amortisman bir sonraki yıla tekrar hesaplanacak. Bunlar güzel şeyler. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eğer reel olmayan finansman maliyeti varsa sabit kıymet kartınızda, sabit kıymetin düzeltme katsayısı eşit değildir amortismanın düzeltme katsayısı. Çünkü orada artık düzeltme katsayısı değil, artış oranı vardır. Niye? Çünkü içerisinden ayırmış olduğunuz reel olmayan finansman maliyeti vardır. Eğer siz amortismanı tutup ayırıp ayırmadınız, eskiden tebliğ şey diyordu, ayrılmış taslakken öyle söylüyordu. Eskiden değil, en eskisi öyle söylüyordu. Diyordu ki ayrılmamış amortismanları da ayır. O zaman düzeltme katsayısı aynı olurdu. Ama şimdi ayırdığınız amortismanı düzelttiğiniz için bizim için düzeltme katsayısı değil, artış oranı önemli. Bu ne demek? Siz tutup 254'ü düzelttiniz, reel olmayan finansman maliyeti vardı içinde, ayırdınız, yaptınız, bir tane düzeltme katsayısı buldunuz. Bunu gidip amortismana uygulayamazsınız. Bir de mizanda hepsini bir 257'nin içerisine atabilirsiniz değil mi? Kim ne diyecek ki size? Nasıl ayıracaksınız sabit kıymet, sabit kıymet? O yüzden buradan gidilmez. Bir de tutup oradaki düzeltme katsayısını, tutarı, farkını bulup, artış oranını bulup amortismana ineceksiniz. Amortismanı bir de düzeltmeye çalışacaksınız. Ölüm. O yüzden sabit kıymet kartından yapın. Sabit kıymet kartında bunlar zaten otomatik oluyor. Evet. Sonrasında da zaten bütün her şey fark hesaplarına, fark alanlarına falan gidiyor. Satış yaparken de maliyet olarak dikkate alıyor. Ve amortismanınızı da doğru düzeltmiş oluyor. Tam da burada düzeltme ve taşıma katsayısı 4.37 rakamı üstadımın söylediği örnekteki gibi oluyor. Düzeltilmeye esas değerle bir artış oranı bularak bu artış oranı şurada görüyoruz. Bakın, amortismandaki düzeltme katsayısı değil, buradaki etiketin adı da artış oranı. Artış oranı. O yüzden ona da dikkat etmenizi öneririm. Tabii şunu hep beraber anladık ki diğer hesaplarda sadece hesabı düzelttiğimizde oluşan enflasyon düzeltmesi hesapları çalışıyor. Sabit kıymette hem maliyet kısmı yeniden değerleme olsun olmasın hem de birikmiş amortisman kısmı ikili bir arada düzeltmeye tabi tutuluyor. Bunu da fişin içerisinde şimdi görüyor olacağız. 55 nolu fişimizi yaptı. Fişi yorumlamak isterseniz burada hem maliyet bilgileri bir düzeltmeye tabi oluyor hem de amortisman kısmı. Şimdi biz burada aslında 8 tane bacak oluşturmamız gerekiyor normalde bir öncekinden hareketle. Biz bir tane hesabı düzelttik, 4 tane satır açtık ama burada hem amortismanı hem sabit kıymeti düzelttik, 4 tane attık. Aslında açıp kapatmadık.
Buna gerek yok. Çünkü sabit kıymette enflasyon farkı diye bir alana atıyoruz. Orada duruyor zaten. O yüzden böyle hani maliyete atmakla ilgili ya problemimiz. Yani neden muhasebe kaydında bunu atıyoruz? Derdimiz maliyete atmak. Zaten sabit kıymet kartının içerisinde tuttuğumuz için böyle bir derdimiz yok. Ama isteyen olursa da bunları aktarmakla ilgili bir modül yapacağız. Hem gidecek farkları maliyete atmış olacak. Aynı zamanda fişlerini de otomatik kesmiş olacak. Ama gerek var mı? Gerek yok. Tercihen yapabilirsiniz. İstiyorsanız orada durabilir. Çünkü her şeyi sabit kıymet kartına tutuyorsunuz. Muhasebeyi tekrar düzeltmeye, yeni bir kayıt atmaya hiç gerek yok. Ama isteyen olursa yapmaları için koyacağız. Evet. Şimdi bu örneğimiz aslında örnekler içerisindeki en güzel örneklerden bir tanesidir diyebilirim. Çünkü içerisinde finansman var. ROFM. ROFM. Tam böyle ROFM. Öyle mi okuyoruz? ROFM. ROFM. Almanlar gibi. Evet. Zaten okuduğunuz soruyu bir tır alışı var ama kredide kullanılmış. Bu krediye bir 800 bin lira maliyet gelmiş, faiz maliyeti. Burada ROF neden uygulanıyor? Çünkü endekslerimizle uyumlu olup olmadığını sistem kontrol ediyor tebliğe göre. Eğer arada bir fark oluşursa, ki bu örnekte oluşmuş, fark oluşan kısmı da değerlendirmen gerekir diyor. Bu konuyu da zaten seminerlerde çok fazla örnek üzerinden, teorik örnek üzerinden yapıldı. Örneğimizde 2 milyon lirayı katsayıyla 473 liraya, yani ayrılacak kısma gelebilmek için yapılan işlem, kredinin alındığı tarih ve kredinin ödendiği, bittiği tarih arasındaki farkı alındığı tarihteki endekse bölerek 0.23 gibi bir katsayı elde ediliyor ve 2 milyon liraya aslında 800 bin lira değil 473 liralık bir TEFE oranı ya da IFO oranı uygulanması gerekir deniyor. Bizim 5 milyon liraya 800 bin lira da eklediğimizde 5 milyon 800 bin liradan bu rakamı çıktığımızda da bize 326'nın da 5 milyon lirayla beraber düzeltilmesi gerekeceği gibi bir konu çıkıyor. Aslında özünde bu. İlave yapacaksanız. İlave var ve aslında değişen şeyleri söyleyeceğim ama kart üzerinden konuşalım biraz. Kart üzerinden konuşalım. Bu matematik zaten aşağı yukarı. Şunu da gösterdikten sonra tabii. Belki konuşmak daha değerli olacak. Az evvel üstadım değindi. Maliyette uygulayacağım katsayıyla ROF kısmında uygulayacağım reel finansman maliyetinde uygulayacağım katsayı gördüğünüz gibi farklı. Çünkü birisi alış tarihinden 2023-9'a endeksleniyor. Diğeri kredinin başlama bitiş tarihi tarafından endeksleniyor. Amortismanın düzeltilmesinden bahsetmiştik. Orada da ortalama artış oranı katsayısı uygulanıyor. Yani reel olmayan finansman maliyeti bulunan bir sabit kıymette 3 tane çarpan var. Bu 3 çarpanın da nereden geldiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Buyurun. Bak, oradaki terim çok önemli. Alım tarihi gerçekten de alım tarihi. Bakın yeniden değerleme yok. Onu bir hatırlatmak isterim. Yani alım tarihi alım tarihi. Çünkü yeniden değerleme girdiği için işin içerisine reel olmayan finansman maliyeti hesaplanmaz. O yüzden de düzeltme esas tarih diye bir şey olmaz. Alım tarihi geçerli olacak. Bir ekrana dönebilir miyiz? Şimdi burada değişen şeyi gösterelim. Luka ekranımıza evet. Dönüyorum. Ve sabit kıymete gelelim. Bu düzeltmeyi aynen getirelim. Öyle. Bir reel olmayan finansman maliyeti yapalım. Orada dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizelim. Ve değişen kısımları gösterelim. Önemli bir değişiklik var orada. Biraz da ters köşe oldu herkes. Elinizde eskiden kalma Excel varsa reel olmayan finansman maliyetleri yanlış. Düzelttiler mi bilmiyorum ama dağıtılanların hepsi hemen hemen yanlış. Buyurun. Şimdi reel olmayan finansman maliyeti girelim bir tane. Karşınızda. Tamam. Şimdi aşağı doğru indik. Reel olmayan finansman maliyetini seçtik. Bakın şurada iki tane yönteminiz var. Bir, oraya bir combo box'a tıklayalım mı? ROF'un yöntemi diye. Şuradaki. Geldim. Evet. Borç tutarının esas alınması ve toplam finansman maliyetinin esas alınması. Hangi yöntemi seçeceksiniz? Hangi yöntemi seçmek istersiniz? Farkı ne? Toplam finansman maliyetinde çok basit bir hesaplama var. Ortalama ticari kredi faiz oranını böldüğünüz bir rakam var. Buradan hesaplıyorsunuz. Eğer yıl atlamıyorsa, yıl atlıyorsa o zaman her yıl için bunu yapmanız gerekiyor. Borç tutarının esas alınması yöntemi biraz zor. Ama dramatik bir fark var ikisinin arasında. Şimdi borç tutarının esas alınması yöntemini seçelim. Ne yaptık? Borcun
kullanıldığı tarihi yazdık, borcun kapatıldığı tarihi yazdık, kullanılan kredi miktarını yazdık, aktifleştirilen finansman maliyetini yazdık. Bakın şurada ödeme tercihleri var. Tek seferde ise eğer, tek seferde, yani bazı krediler tek seferde ödenir. Bunu seçmeniz gerekiyor. Eğer siz borçların esas alınması yöntemini seçecekseniz, yapmanız gereken esas olay şu, aylık bazda tek tek yapmış olduğunuz ana para, ödemiş olduğunuz ana para ve aktifleştirilen finansman maliyetlerini ödeme planına girmeniz gerekiyor. Ama gelir dersi size bir toplaştırılmış yöntem sunuyor. O da ne? O da geçici vergi yöntemi. Şu, yıllık bazda diye bir şey yok aslında. Şu aşağıdaki şey var ya, ödeme tercihi. Şundan daha dönem tercihi. Evet. Dönem tercihinde toplaştırılmış borçtan esas alınması yönteminin toplaştırılmışına bu diyebiliriz. Siz hangi yöntemi seçerseniz sistem otomatikman altta ödeme planı çıkartır. O ödeme planına göre girersiniz. Bakın geçici vergileri otomatik hesapladı. Buraya o ilgili geçici vergi dönemine denk gelen ana para, geri ödeme tutarları özür dilerim ve faiz tutarlarını yazarsanız sistem size reel olmayan finansman maliyetini çıkartır. Aylık bazda seçerseniz aylık bazda hesaplamaları gösterir. İkisi arasında hangisini tercih edeceksiniz? Elinizde bir realite var, bir de matematik var. Matematik diyor ki detay gir. Ne kadar detay girerseniz maliyeti o kadar arttırıyorsunuz. Çok fazla artıyor. Yani geçici vergiyle kıyaslanacak bir rakam değil. Ama elimizde gerçekten çok fazla veri yoksa size toplaştırılmış yöntemi de sunduğu için gelir dairesi geçici vergi yöntemini seçebilirsiniz. Oraya bu verileri girersiniz. İkisi arasında maliyet açısından çok fark var. Kendiniz de görürsünüz, tespit edersiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, şurada size bir tane ödeme planı getiriyor. O ödeme planlarının altına bu rakamları yazmanız lazım. Niye yazmanız lazım? Çünkü o tarihlerden alarak 31.12'ye getiriyoruz ve içerisinde şöyle bir kıyas yapıyoruz. Diyoruz ki ödediğin faiz ne kadar? Bizim reel olmayan finansman maliyeti olarak düzeltme katsayısından sonra bulduğumuz reel olmayan finansman maliyeti ne kadar? Hangisi küçükse onu alıyoruz. Bununla da kalmıyor. Eskiden hesaplama nasıldı? Reel olmayan finansman maliyetini buluyorduk. Sabit kıymetin maliyetinden elimine ediyorduk. Sonra onu düzelterek geliyorduk. Ama burada hikaye değişti. Hikaye şöyle değişti. Bu faizlerin içerisinden reel olmayan finansman maliyetini çıkartıyoruz. Reeli buluyoruz. O reeli 31.12'ye getiriyoruz sabit kıymet kartıyla beraber. Yaptığımız iş bu. Bakın alış bedeli bu. Onu getirmişiz 31.12.2023'e. Sonra bunların içerisinden reel olmayan reel olanları bulmuşuz. Onları da getirerek maliyeti buluyoruz. Değişen kısım bu. Reel olmayan finansman maliyetinde önemli olduğunu düşündüğüm için söylemek istedim. Teşekkürler. Çünkü yöntem değişti. Eskiden farklıydı. Eskiden kitapları açtığınız zaman hesaplama farklı, şimdi farklı. Doğru olan da bu. Yani tabii önceden düzeltme yapıp henüz beyanlama göndermeyenler silip bunları yeniden yapabilirler. Tabii yapabilirler. Doğal olarak gecikmiş bir durum yok nihayetinde. Burada tekrar dikkatimizi çeken kat sayıların tırın alınmış 5 milyon lirada gelen katsayıyla reel olmayan finansman maliyetindeki katsayı farklı. Amortismanda aşağıda da artış oranı farklı. Bir de aylığı seçerseniz aylıkta da bakın görüyor musunuz? Her bir ay için ayrı ayrı size hesaplamaları yapıp reel finansman maliyetlerini ona göre buluyoruz. O da dikkatinize sunmak istediğim konulardan bir tanesi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Borcun aynı yıl ödenmediği durumda. Evet. Hangi yöntemi seçtik? Gene toplam borç yöntemi seçtik. Tamam. Hangi yöntemi seçtik? Aylık. Aylık mı oldu? Aylık ya da geçici vergi. Birden fazla ödeme yöntemini, birden fazla yılı kapsıyorsa her bir yıla tekabül eden ayı buluyoruz otomatik. Çünkü sizin aktifleştirilen finansman maliyetiniz öyle olabilir. Ha ilk yılınkini yapmış olabilirsiniz. İkinci yılı yapmamış. Onlar sıfır geçeceksiniz. Onları sıfır geçeceksiniz. Aynen öyle. Borcun kapatıldığı tarihin hiç önemli değil. Evet, onu girebilirsiniz. Ama önemli olan zaten sistem ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın dikkat edin, yaptığı şey şu. Size ben faiz ve ana para sormuyorum. Bakın bir orayı kapatabilir miyiz combo box'ı? Bakın. Tek seferdeye getirdim. Tamam, ödeme ve faiz bilgisini alıyoruz. Kalan kısmı zaten ana para. Yani biz şurada her bir ödemeye göre zaten ana paradan kalan kısım ya da ödemenizden gelen kısma bakıyoruz. Sıfır bulana kadar gidiyoruz. Siz bunların içerisinde birden fazla yılı kapsa da siz oraya farklı tarihler, gerçek tarihe girseniz de hiç fark etmez. Biz ana parayı bulduğumuz yere kadar gidiyoruz. Siz de zaten ilk yılı yapmış olabilirsiniz ya da diğer yılları da
aktifleştirmiş olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hangi yıla kadar yaptıysanız onları yazın. Yeterli. Fazla yazmış yani fazla bir yıl yazmış olsanız da 2 yıllık, 3 yıllık hiç önemli değil. Biz zaten sıfır rakamını bulunca hiçbir işlem yapmıyoruz. Peki şöyle diyelim. Diyelim ki 2022'de bir kredim var. 2025'te bitecek. 2022'nin sonuna kadar olan dönemi maliyete aldım. Tamam. O zaman sadece 2022'deki ilgili ayları yazmam. Aynen öyle. Yeterli. Yetiyor. Aynen öyle. Çünkü biz sizin için şurada aktifleştiren finansman maliyetini şurada alıyoruz ya. Evet. Altta ödeme planında şunu yakaladığımız yerden sonrakileri zaten sıfır hesaplıyoruz. Dolayısıyla başka bir hesaplama yapmanıza gerek yok. Sistem biliyor zaten. Rica ederim. Yine beklediğimiz gibi iki tane ayak olacak ve bir de ya değinirseniz Cenk Bey, bu 470'ten kalan kısmı sonraki yıllarda amortismanlarıyla ilgili biz düzeltme yapmıyoruz. Şimdi bakın çok karıştıracağız kafayı da o yüzden çok girmek istemiyorum. Şimdi bakın şöyle hemen kısa bir bilgi vereyim. Şimdi reel olmayan finansman maliyeti sebebiyle giderleştiremediğiniz bir amortisman var aslında. Bunu düşemiyorsunuz. Ne yaptık? Reel olmayan finansman maliyetini ayırdık. Bir artış oranı bulduk. Bakın amortismanda. O artış oranına göre düzelttik. Bakın düzeltme katsayısı değil. Artış oranını bulduk. Dolayısıyla düzeltme katsayısı ile artış oranı arasındaki bir fark var. Bu farkı gider yazamamış oluyorsunuz. Hal böyle olunca o gideri sonraki aydan 2023'ten başlayarak, 2024'ten başlayarak 5 yıl boyunca takip etmeniz gerekiyor. Sistem arka tarafta bununla ilgili size bilgi verecek. Bunu beyannamede diğer indirimlerden düşebileceksiniz. Direkt bunu da unutmayın. Yansıya da yansıttım bu kısmı. Ben bunu TÜRMOP enflasyon düzeltmesinde de gösteririm size. Evet. Okudunuz herhalde bunu da. Evet. Bunun düzeltmesini yapıyorum. Ve 56 nolu fişimizde yine tırın maliyeti, amortismanı ikisi de düzeltilmiş oldu. Sabit kıymetlerle ilgili düzeltmemiz bu. Sabit kıymetlerle ilgili sorunuz var mı? Kafanıza takılan, reel olmayan finansman maliyeti, yeniden değerleme. Mümkün mertebe birazcık da detaya da girmeye çalıştık ama tabii buyurun Üstad. Aktarım ekranımı. Evet. Şuradaki şablonumuzdan bahsediyorsunuz. Her şey yazıldıktan sonra bu duyamadım. Programa nasıl yükleniyor? Nasıl ha, program geliyor? Evet. Şöyle bunları doldurduktan sonra. Hemen bir örnek yapayım isterseniz hızlıca. Göstersek de olur aslında. Yani. Var mı hazırda? Ha, olabilir evet. Yapacağım işlem dosya seç deyip hazırda beklettiğim sabit kıymet dosyasını alıp buraya yükle demek. O ekrandan yükle işlemi yapıyorsunuz. Şu anda aynı kod var diyor. Şöyle yapayım. Görün. Sabit kıymet kartına geldim. Kartlarıma. Şu kartı siliyorum. Denemek için yapmıştım dersten evvel. Şimdi tekrar geliyorum aktarıma. Direkt dosya seç diyorum. Şu dosyamı yükle dediğimde sabit kıymetiniz başarıyla aktarıldı diyor. Burada 1000 tane sabit kıymetiniz olabilir. Yeniden değerleme bilgileri var mı? Var. Yeniden değerleme bilgileri var. O kolonları da yerleşti. Yani mümkün mertebe ne bulursanız o şablonun içerisine doldurun ki sonradan uğraşmanız az olsun. Ama en son yeniden değerleme yazın atın üstad. Zaten bundan sonra çok kullanmayacaksınız. En son yeniden değerleme farkı yazmış olsanız matematiksel olarak doğru. Hiçbir sıkıntı olmaz. Buyurun. Yeni boş bir kart açayım. Az öncekini açayım. Ha, az evvelkini. Hemen listemden alıyorum. Ben tabii örnek olsun diye sadece alış tarihi ve alış bedelini yazmıştım. Diğer alanlara yazdığım yerlerde olmuş belki. Evet. Kodları vesaire yerleştirip atabilirsiniz yani. Az evvelki Excel şablonunu tekrar açacak olursak sabit kıymet aktarımda şurayı yana doğru hızlıca bir bakalım. Belki daha hoş olacak. Şurayı bir büyüteyim.
Çekin. Evet. Ağız sütununu çekerseniz gelir herkese. Şöyle geldiğimizde bakın. Son değerleme tarihi vesaire bütün bilgiler mevcut. Pardon, duyulmadı. Siz bilirsiniz üstad. Siz bilirsiniz üstad. Burada hazırda varsa son eğer enflasyon düzeltmesi bir daha kullanmayacağız zaten yeniden de bir daha kullanmayacağız derken bir yerde lazım olmayacak. Hal böyle olunca daha pratik olsun iş. En son yeniden değerleme tarihi ve yeniden değerlemelerin başka varsa yeniden değerlemeleriniz bir sürü olabilir hiç fark etmez. Hepsinin tutarını toplam tutarını ve en son değerleme tarihini yazın matematiksel olarak zaten enflasyon düzeltmeniz doğru olur. Bunu yapın geçin gitsin. Sizin de bir sorunuz vardı herhalde. Valla sizin için özel bir çalışma yapıyoruz. Bunları aktarabileceğiniz biliyoruz konu bize de geldi. Size bir kolaylık yapacağız orada. Çalışıyoruz. Yani önümüzdeki hafta falan olur. Buyurun. Hangi hesabı? Binek araç. Binek araç da işaretliyoruz. Aslında çok farklı bir şey yok orada da. Aynısı. Artmıştır ama amortisman hesaplarken o kısıt sizin için geçerli olacak. Yani orada zaten geçmiş olacaksınız kafadan. Tabii. Yani enflasyon düzeltmesiyle alakalı değil o hikaye. Şu olurdu. Eğer tebliği ilk haliyle yayınlamış olsaydı o zaman sıkıntı vardı. Çünkü o zaman kısıta göre hesaplıyor mu bir kontrol edelim falan derdiniz. Şimdi bunun bir anlamı yok. Düzelteceksiniz. Rakam çıkacak yukarı. Ondan sonra işlemlerinizi yaparken amortisman hesaplarken dikkate almış olacağız. O kadar. Başka bir şey yok. Bir de burada şeyi de söylemek lazım. O da çok takılıyor ama bir soru var. Üstadın sorusu var. Ondan sonra ben araya gireyim. Buyur. Sabit kıymet kar. Bu soru tamam mı? Tamam. Peki. Burada düzelt deyince hemen otomatik geliyor üstad. Geleceğim. Mouse'um takılıyor çünkü. Yani örneğin buraya gelelim. Buyur. 698-252 hepsine bir üstte çıktı, bir üstte onu aşağıda çilik sabit kıymeti siz isim vermişsiniz. Ben kod veriyorum. Bir önceki kodu 252'den sonra girecek şekilde açıyorum. Alttaki 698'e de bir üstteki kodun kırılımını alıyorum. 257'ye de bir üstün kodunun kırılımını alıyorum. Maliyeti mi alıyorsunuz üstad? Evet. Maliyeti alıyorsunuz ya. O biraz sirküler açısından tartışmalı olabilir. Çünkü maliyete değil farka atın diyor ya ondan dolayı. Bu farkı atmak bence sirkülere göre doğru olur. Sonra bunu... Şöyle siz şunu yapıyorsunuz değil mi? 252.01'in altına 698 mi atıyorsunuz? Her birisinin altına. Olabilir üstad niye olmasın? Olur. Ama gerek yok çünkü bunları biz aktaracağız ya. Böyle hesap planınızı çok şişirirsiniz. Yani... Ama zaten şöyle sabit kıymet kartında farklarla ilgili alanımız var ya... Kim ne sorarsa hemen söylersiniz. Bir de size yeni bir tane daha modül yapacağız. Bunları atın diye. Onu da atacak. Bence hesap planınızı çok şişirmeyin. Yani ne kadar şişerse o kadar karışık olur. Şimdi sorun biraz önce arkadaşımın yarısını sorduğu gibi ben geliyor. Şimdi 2023'te bir sürü hesap açtı. Ama hesap açmadan önce hesap... Sabit kıymet açtı. Ha, tamam. Hesap planı 24'te zaten aktarılmıştı. Şimdi yeniden... Aktarım yapacaksınız. Yok. Şöyle olur. Eğer 2023'teki bir ara hesaba denk geliyorsa 2024'te aktarmaz. Ama alt hesaba denk geliyorsa aktarır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama 2023'te açılan hesap hiç önemli değil. 2024'te yok. Tamam önemli değil. Alt hesapsa atar üstad. Aktar. Ara hesaba falan denk gelmiyorsa atar. Hiç sıkıntı olmaz. Bir şey söyleyeceğim o halde. Bir de çok tartışılan bir konu olduğu için çok özür dilerim. Zamanınızı alıyor olabilirim ama
Şöyle bir listeye gelelim tekrar, sabit kıymet düzeltmesi listesine. O şurada bir parametre var. Bir daha filtreye mi geliyor? Ha, filtreye gelelim. Bakın şuradaki parametre de önemli. Sabit kıymette şuradaki, şurayı kullanabilirsiniz. Bu kullan en alttaki kısım. Bu ne demek? Biliyorsunuz sabit kıymetlerde eğer amortisman süresi dolmuşsa ne yapacağız? Enflasyon düzeltmesi. Yanına bir şey daha koyalım. Eğer amortisman süresi dolmuşsa ve net defter değeri sıfırsa ya da izbedilliyse o zaman ihtiyari. Onun dışında amortisman süresi dolmuş olabilir ama amortisman ayırmamış olabilirsiniz. Bir dönem, iki dönem hiç fark etmez. Net defter değeri yine artıda. Onu mutlaka düzelteceksiniz. Bu parametre o işe yarar. Yok zaten bir şey yap, öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Fakat şöyle yapanlar da var. Ben bunu 698'e atayım, sizin de sorunuzu anladım. Hiç ayırmamıştım ben. Şimdi ne olacak? Rakam yükselmeye başlayacak. Ondan sonra amortismanda hesaplamadığım için sıkıntı olacak. Şöyle yapabilirsiniz. Bence şunu yapanlar var, özür dilerim. Kanunen kabul edilmeyen gider diye atıyorlar. Bence bu doğru değil. Hakkı var mı? Var. Ama birisi tutarsa, sen aslında amortismanı düzeltirken sıfırla çarptığınız zaman hiçbir etkisi olmuyor ya. Amortismanı düzeltirken burada bir rakam göreyim, çarpayım yaptınız ya. Aslında tebliğ ne diyor? Ayrılmış amortisman üzerinden hesaplayacak. Yarın bir gün bir denetmen gelirse eğer, siz oraya attığınız zaman sıkıntı olabilir. Yoksa tabii ki yapılabilir. Orada bir sorun yok ama burada enflasyon düzeltmesi bakış açısıyla problem olabilir. Onu tavsiye etmiyorum. Evet, evet. Aynen öyle. Ayrılmamışlar için böyle yapmak isteyenler olabilir. Öyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Hemen iki fiş daha yapacağız. Bir tane sermaye. Orada da konuşuyor olacağız tabii. Hemen sırada 340 hesap var. Onu da yapayım. Sonra 500'ü yapacağız. Mizandan gidiyorum yine. Düzeltilen hesapları görüyorum kırmızı renkle. Yapılmış düzeltmeleri buradan da izleyebilirim. Bakın. Tekrar yenile dediğimde karşıma, ya da yeni düzeltme dediğimde menüm gelecek. ...340 hesabımızda şöyle bir alınan sipariş avansları var, 350 bin lira. Düzelt dediğimizde, burada da gerçek yöntem uygulanması gerekiyor. 01.10.2023'te 10. ayda böyle bir avans işlemi var. Tab tuşuyla ilerlediğimde katsayım değişti. 350 bin liram düzeltilmiş değere ulaştı. Fişimi yapmış oldum. Sermayeye gelince, lütfen. Onu bütün hesaplar için ortak konuşmuştuk. Tekrar gelelim üstad buraya. Eğer gerçek yöntem seçmiş olmama rağmen birden çok farklı tarihte hareket olan, sadece avans için değil, 110 hesapta da bunu konuşmuştuk. Bakiyeden hesapla yerine hareketlerden hesapla bölümü açtık. Burada detayları kendiniz artı tuşuyla ilave edebilir, bazı satırları çıkartabilirsiniz. Artık sorumluluk sizde bu detayı vermek. Her birisi kendi içinde endekslenerek fişe yansıyacak. Yok, bir hafta oldu. Evet. Çünkü ben semineri yaptığımda bunu göstermiştim. Seminerimi ben 20-19'unda yaptım. Tam 7 gün olmuş galiba. Evet. Ama günün önemi yok. Şöyle ki, bununla ilgili tabii Cenk Bey belki söylemeyebilir ama yani biz şu yolu izledik. Başta üstadım söyledi, TÜRMOB'la birlikte büyük bir proje çıkardık LUKA olarak. Bir de uygulamanın tamamlanmasını bekledik ki, yani sürekli değişiklikler yapa gelmek yerine çıktığımızda herkes yapabilsin. Bazı ufak tefek güncellemeler hala olacak tabii ki. Tabii. Evet. Buyurun Üstad. Kısaca bir şey soracağım. Bakiyeden güncellemede 2023'ü nereden bulduk? Bakiyeden... Az önce 2023 dedik ya tarihte. Bakiyeden güncelleme. Bu hareketi getiriyoruz biz zaten, muavin hareketi. Hareketlerden bakiyeden güncelleme yaptığımızda evet. Bu bakiye 2023'ü nereden gördük orada?
Sen yazacaksın. Bunu burayı manuel olarak yazıyoruz. Kayıt tarihini bulup elle yazıyoruz. Ben ya da 1.12.23'ü örnek olsun diye yaptım. Tamam. Geç gelen arkadaşlar için tekrar etmiş olayım. Bu örneklerimin tamamı Sürgem hocalarımızın slaytlarından alınan örnekler, paralellik taşıyayım diye. PDF var, isteyenlere verebiliriz tekrardan. Buraya ilgili ayı ya da siz defter kaydınızı açıyorsunuz, buluyorsunuz. Evet. Düzeltmeyi gerçekleştirdik. Gerçekleştirmiştik zaten. Şimdi 500 hesapla ilgili de özel bir durumdan bahsediyor olacağız. Bu da çok merak edilen bir durum. Şimdi burada da bakın, gerçek yöntemin yanına bir toplulaştırma yöntem bacağı değil de kılavuz aslında. Kılavuzdan kaynaklanan bir sermaye düzeltmesi denilen bir alan geliyor. Aslında bu olmasaydı da buradan yine hareketlerden hesapla yöntemiyle farklı tarihlere defter kaydı yapılmış ya da tescili yapılmış sermayeleri enflasyon düzeltmesine tabi tutabilirdik. Ama sermaye düzeltmesi daha modüler ve fonksiyoneller içeren bir ekran. Bu çok kritik işte. Yani burası işte çok 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 önemli derler ya. Buyur. Sermaye tarafı gerçekten önemli. Sermayede orada siyah ve kırmızı ifadeler var. Dikkatinizi çekti mi? Şimdi bakın, bu siyah ve kırmızıların anlamı şu. Mesela nakdi sermaye gir diye bir seçenek var. Onu bir seçelim. Evet. Buyur abi. Bakın buraya bir ödeme tarihi girelim. Ödenmiş tutar girelim. İsterseniz örneği de ezmeyelim. 08.11 fark etmez zaten. Evet. 11 2011'e 2 milyon liralık bir sermayeden bahsediyor. Bakın, buyurun. Düzeltilmiş değer diye geliyor. Bakın, çarparak gidecek. Düzeltilmiş değeri bulacak. Evet. Siyahlar böyle. Bunların arkaya hepsi basıyorum. Öyle. Evet. Yenisi mevzuat bekliyorum. Açısından bunların hepsi parasal olmayan nitelikte. Nakit ödemeleriniz böyle. Kar yedekleriniz böyle. Geçmiş karların sermaye aktarımı böyle. Aynı sermaye böyle. Fakat işin içerisine şu işte Türkiye'ye getiren varlıklar 58-11 gibi. Bakın, iki tane 58-11 var. Gördünüz mü? Parasal ve parasal olmayan nitelikte olabilir. Dolayısıyla siz bunları seçip bilgileri girdiğiniz zaman, ki bir tanesini yapalım, 58-11 ve mesela yeniden yapılandırma olabilir, matra artırma olabilir. Rakamları girelim. Bakın, parasal nitelikteki tutar diye bir parametre var. Siz sermayedeki parasal ya da parasal olmayan nitelikteleri aklınıza tutmanıza gerek yok. Siz ilgilenen ilgili veri yazdığınız zaman biz bunları bakın ne yaptık? Düzeltmedik. Neyle çarptık? Sıfırla. Sıfırla. Ne oluyor aslında sermayede? Parasal olmayan nitelikteki kalemlerinizi sermayede sermaye olumlu ve olumsuz farkıyla yok etmiş oluyorsunuz. Yaptığımız şey o, matematiksel olarak. Dolayısıyla buna çok dikkat edin. Sermaye, fonlar gibi hesaplar, bunlarla ilgili sizlere kılavuzlar verdik, vereceğiz. Dolayısıyla ilgili alanlara ilgili verileri yazarsanız düzeltmeniz doğru olur. Yoksa bir tane muavin kaydının içerisinden bu neydi, işte burada neyi yazacaktım falan filan diye uğraşmayın. İlgili alana gelin, ilgili veriyi yazın. Biz zaten gerekeni yapıyoruz arka tarafta. Ve bunun sonucunda sıfırla çarptığınız için yutmuş oluyor. Düzeltme kaydı yaparken de 502-503'te bunları yutarak, yani yok ederek sermayenizdeki farkları oluşturmuş oluruz. Bu sermayedeki 1 ile çarpmak ve 0 ile çarpmak arasında çok bir fark yok. Onu da test ettik birkaç tane yerde. Dolayısıyla bu sermaye ve fonlara bu kılavuz vasıtasıyla işlemlerinizi yaparsanız çok daha iyi olur. Ama bakın, unutmayın, mevzuat açısından söylüyorum. Olumlu ya da olumsuz farklarla bu parasal nitelikteki kıymetleri sermayede çıkartmış oluyoruz. Yaptığımız işlem bu. Buyurun. İstediğiniz kadar yazın. Bakın, 2003'te yazın, 2001'de yazın, fark etmez. Biz onu 2004 Aralık'tan alacağız zaten. Oradaki tarihlerde serbestsiniz. İstediğiniz gibi yazın. Biz zaten mevzuata göre kontrolleri yapıyoruz. Burayı bir tamamlayalım ve bilançomuzu görelim. Sonra diğer ekranımızda henüz güncellenmemiş Arge gibi konulara değinmek isteyeceksiniz. Tabii tabii, aynen öyle. Şu fişi de yaptım. Tekrar o baştaki simülasyona dönecek olursak, geriye bir tek fişimiz kaldı arkadaşlar. Hatırlayacak olan var mı? Ne yapacağız? Sonuç fişini yapacağız. Evet. Düzeltmelerim bitti diye varsayıyorum. Sistemime tekrar dönüyorum. Enflasyon düzeltmesi sonuç işlemleri bölümüne gelip
698 hesaplarda biriken bakiyeleri şu yöntemle, eğer alacak bakiyesi veriyorsa 570 hesaba, borç bakiyesi veriyorsa 580 hesaba seçerek burada fişimizi bir tuşla yapıyoruz ve enflasyon düzeltmesi ile ilgili işlemlerimiz tamamlanıyor. Başka hiçbir şey yapmaksızın beyannameyi gönderebiliriz artık. O ekranı da göstereceğim. Şu fişi de gördük. Lütfen. Niye buraya alt hesap açmadınız? Onu mahvedeyim. Öz kaynaklarda açmıyoruz üstad. Öz kaynaklarda alt hesap bazında takip etmeniz gerekiyor. Onu maliyete yediremezsiniz. Yani işte bir düzeltme yaptım. Çünkü burada yapılan kar dağıtımı da mesela karsa eğer, geçmişi karıysa, geçmişi zararıysa bunlar mesela mevzuata göre ayrıyeten takip edilmesi gerekiyor. O yüzden de bir, iki grup dışında alt hesap aç, şey kapatma işlemini yapmıyoruz. Alt hesabı da biz açmıyoruz. Orası size bağlı. Evet. Evet ama işte burası çok önemli. Yani sermaye direkt beyanname ilgilendiriyor. O yüzden siz de alt hesaplarınızı kendiniz açın. Ona göre takip edin. Kapatma da yapmıyoruz burada mesela. Kapatılmıyor da. Gördüğünüz gibi başta gösterdiğim gelir karımda herhangi bir değişiklik olmadı. 110 hesaba mahsup yapmış olmamıza rağmen, yani mevcutta hesaplardaki hareketler oluşmuş olmasına rağmen beyannamemde bir farklılık oluşmadı. Ben bunu hazırla gibi gönder dediğimde taslak olarak bilançomda ne göreceğimizi tekrar irdeleyelim. Bakın enflasyon düzeltmesi sonrası cari dönem kolonunu biz az evvel yaptığımız fişlerden ötürü otomatik buraya oluşturuyoruz. Mevcut dönemi bozmadan 19 milyondaydı o. Burası olmuş 73 milyon. Aktif pasif değerlerimizi de tutuyor. Artık az evvelki ekrana geri dönüp gibe gönder butonuna basabilirsiniz. Şuradan bastığınızda otomatik Luka tarafından beyannameye gönderilecek ve beyannamede ilgili kulakçık oluşmuş olacak. İki ilave yapayım. Buyurun. Pardon, buyurun üstad. 258 hesap da ilgili bir ödeme yapabilir miyim? Şimdi ben yapacağım üstad. Yapılmakta olan yatırım. Yapın üstadım. Yapın. Beyannameyi zaten indirimden istisnaları hesaplayacaksınız. Sadece ekini değiştiriyor bu. Düzeltmişler. Hepsini indirin üstad. Daha öncesinden bitmiş olması lazım. Kurumlar vergisini hazırladınız ya. Efendim? Yo, burada kira var, yazabildiğiniz yer. Tabii tabii, aşağıda var. Ekler kısmına basın. Bakın burada. Buraya yazarsınız. Hayır hayır efendim, hiç efendim, hiç gerek yok. Ha, kira giderleriniz. 7 tane geliriniz, gelir unsuru var ya. Bu ticari kazanç ya. BDP'ye atarsınız. Ben kira deyince ticari kazançtaki o bildirim zannettim. Özür dilerim. Teşekkürler. BDP'de açın. Ondan sonra o 7 gelir unsurundan hangisini isterseniz girersiniz. Tabii. Sadece o değil. Menkul olabilir, gayrimenkul olabilir falan filan. 258 anlatacaktınız. Heh, evet. Buyurun. Neyi üstad? Tamam. Bunu Luka'nın içerisine ekleyemez mi istiyor? BDP'ye mi? Ya üstad yapılabilirdi. Zamanla alakalı. Sadece zamanla ilgili problemimiz var. Yoksa yapılabilir yani. Yapılacak. BDP'de nasıl manuel dolduruyorsanız buradan da yapılabilir ama ya yaptığınız zaman da işte böyle içinize silmesi lazım. Otomatik getirmesi lazım. Şu bu kiradan getirelim. Tam böyle bir derdimiz de var. Kesinlikle yapılabilir. Evet evet. Böyle bir derdimiz. Ya yapacaksınız ya yapmayacaksınız. Yani yarıya kadar ıslanmak olmaz. Şimdi iki konuyu da değineyim. Ondan sonra size diğer modüller. Bugün saat 7 gibi falan sisteme kod atımı yapacağız. Muhtemelen devreye girecek. Size iki tane, üç tane modül göstereceğim. Ama burada bir, iki tane uyarıda bulunayım. Bir, biraz önce Birol Bey gösterdi. Bakın şurada bilanço şeyle ilgili beyannamenin ekinde şurada bilançoyu gösterdi. Burada farklar çıktı bakın görüyorsanız. Kuyumcularda bu ne olacak? Aslında burada tebliğde bir açıklama yapması lazım gelir dersin. Acaba düzeltilmiş değerle cari dönem aynı olmalı mı kuyumcularda? Soru işareti. Biz aynı yapıyoruz. Yani bizim benimsediğimiz o. Çünkü kuyumcular için cari dönem ve düzeltilmiş dönem diye bir şey yok. Cari dönem cari dönemdir. Bence orada bir eksiklik var ama bizim bakış açımız burada ikisini beraber eşitlemek. Ve dolayısıyla kuyumcularda bunların ikisi eşit çıkacak. Bu birincisi. İkincisi,
Aslında 698'de sonuç hesaplarıyla kapattı ya Birol Bey. Aslında her şeyiniz kapanmadı. Ne eksik kaldı? 502-503. Onu da isterseniz o ihtiyari fark kadar kısmı, bakın öz kaynaklarda diyor. Ona dikkat edin. Sadece bunlar da değil. Bunları geçmiş karları zararlarına atma şansınız var. Bunu da kapatabilirsiniz. Böylelikle tüm enflasyon düzeltmesi farkları kapanmış olur. Biz onu yapmıyoruz. Siz isterseniz manuel yapabilirsiniz. Bunu ilerleyen zamanlarda öz kaynaklarınızı falan kontrol edip bunu atmak istediğinize emin misiniz diye falan sorduktan sonra otomatik yaptıracağız. Ama isterseniz manuel yapabilirsiniz. Bunu da altını çizmek isterim. Ve böylelikle işlem bitti. Şimdi kapanış fişini oluşturacaksınız üstad. Tabii. Aynen öyle. Şimdi üstadım da sordu. Şu 258 hesaplarla ilgili, Ar-Ge ile ilgili özellikli durumlar var. Aynı sabit kıymet gibi düşünün. Bunlar saat 7'de kod atımı olacak. İftar saatine denk getirmeye çalıştık. Denetim analiz modülünün altında hesaplama analiz diye bir modül koyduk. Burada Ar-Ge harcamaları, yapılmakta olan yatırımlar, dönem ayırıcı işlemler ve dönemsel toplu fiş işlemleri diye menüler açtık. Burada bir de yıllara sahip inşaat da olacak. Bakın, üstadın da söylediği yapılmakta olan yatırımlarla ilgili bilgi vereyim. Menü nasıl çalışıyor? Şimdi yapılmakta olan yatırımları ikiye ayırmanız lazım. Bir, yapılma aşaması yani harcama aşaması. Harcama aşamasından sonra da tamamlanma aşaması. Yani 252'ye aldığınız, aktifleştirdiğiniz kısım. Bunların ikisi beraber hareket etmek zorunda. O yüzden de bunlara benzer şey, Ar-Ge de buna benzer. Yıllara sahip inşaat da buna benzer. Şimdi bunlarla ilgili ayrı menü yaptık. Niye ayrı menü yaptık? Bakın sebebi şu. Yapılmakta olan yatırımlarla ilgili menüye bastım. Buna bir tane isim verdim. Bina, fabrika binası. Yatırım başlama tarihim 1-5-2022 olsun. Şimdi bakın yukarıda iki tane menü var. Şurası yatırım aşamasındaki yatırım harcamaları, bir de tamamlanma işletme aşamasındaki yatırıma ilişkin detaylar diye. Bu işlemi yaparken size mevzuat diyor ki bu yapmış olduğun işlemlerde, yatırım işlemlerinde yapmış olduğun harcamaları ay ay gir. Mayıs 2022 örneğin. Buraya hesap kodlarınızı yazdığınız zaman otomatik gelecek ama isterseniz harcama tutarları manuel yazacaksınız. Bunları ne yapıyor? Mevzuata göre şöyle yapmanız lazım. Bu bir 258 hesap olduğunu düşünün. Çünkü 258 hesapta harcamaları yapacaksınız. 1000 lira harcama yapmışsınız Mayıs ayında. Artı diyeceksiniz. Diyelim ki Haziran'da 2022'de yine 258.01'de yapılmakta olan yatırım 2000 lira harcama yaptınız. Bakın bunların katsayısını neye göre yapıyor? Eğer yatırım bitmemişse 31.12.2023'e taşıyor. Düzeltilmiş değeri böyle buluyor. Ay ay hangi ayı girerseniz o aydan 31.12.2023'e taşır. Eğer yapılmakta olan yatırım bitmişse, diyelim ki 30.06.2023, buraya tarihi yazarsınız. Bakın yatırım bitiş tarihi. Bakın katsayılar değişti. Bu sefer ne yapacak? Yatırımın bitiş tarihine göre harcamaları taşıyacak, düzeltecek. Ve bakın şurada düzeltilmiş değer var. Bu yapılmakta olan yatırımı tamamladınız. Artık aktife alacaksınız. 252'ye alacaksınız. Şu aşamaya geliyorsunuz. Tamamlanma, işletme aşamasına. Sekmeye geldim. Bakın düzeltilmiş değeri buraya getirdi. Hesap kodunu buraya getirdiniz. Varsa yeniden değerleme yapmış olabilir misiniz? İyi yaşayın. Yeniden değerleme yapmış olabilir misiniz? Evet yapmış olabilirsiniz. Bunları girebilirsiniz. Bu menü böyle çalışır. Amortisman hesapladıysanız amortismanı girebilirsiniz. Ve kaydet dediğiniz zaman, enflasyon düzeltmesi fişini kes dediğiniz zaman size farkları çıkartır. Yapılmakta olan yatırımda ben şunu taşıyacaktım, bunu taşıyacaktım değil. Bir formu kaydedin yeter. 2024'te de size büyük faydası olur. Sadece siz ilgili alanlara ilgili bilgileri girin yeterli olacak. Onun dışında başka bir bilgi girmenize gerek yok. Her şeyi sistem otomatik takip ediyor olur. Ar-Ge, keza Ar-Ge de aynı. Hesaplama analize geliyorsunuz. Ar-Ge harcamalarınızı şurada, evet varmış pardon listeden şöyle hazır, ben de hazıra konayım biraz. Evet. Ar-Ge harcamalarınız mı var? Yapın. Harcama aşaması var. 263'te yapmış olduğunuz. Bunları detay detay girin. Sonra Ar-Ge harcamanız tamamlandı mı? Başarıya ulaştı mı? Nerede aktifleştiniz? 260'da. İşte tamamlanma aşaması burası 260. Oraya taşımış oluyor. Buradan düzeltiyorsunuz. Böylelikle siz ne yapmıyorsunuz?
Örneğin yapılmakta olan yatırım için 258'dekileri düzelteyim. Neye göre düzelteceğim? Şu tarihe göre. Aklınızda tutacaksınız. Sonra bunu düzelttikten sonra aldığınız bu rakamı gideceksiniz 252'ye. 252'ye bunu taşımaya çalışacaksınız. Kayıt atacaksınız ya da kayıt gireceksiniz. Sonra buradan düzelteceksiniz. Yeniden değerleme varsa onları halletmeye çalışacaksınız. Amortismanı varsa bir de onu bulmaya çalışacaksınız. Hiç gerek yok. Bunları bir bütün şeklinde, bir sabit kıymet gibi düşünün. Bir şekilde size bir tablo halinde vermiş oluruz. Siz sadece enflasyon farkını kesiyorsunuz o kadar. Dolayısıyla ARGE harcamaları, yapılmakta olan yatırım, yıllara sahip inşaatlar böyle. Bir de dönem ayırıcı işlemleri göstereyim. Yok. Aynen öyle Üstad. Aynen öyle. Şu an görmüyorsunuz burada ama bu da ekleniyor. O da gelecek. Dönem ayırıcı işlemlere geliyorum. Dönem ayırıcı işlemler neler? 180-280. Değil mi? Orada neye dikkat edeceğiz? Kira olabilir, sigorta gideri olabilir. Değil mi Üstad? Orada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Neye göre düzelteceğiz? Neye göre düzeltmemiz lazım? Evet, bakın hiç bunları aklınızda tutmanıza gerek yok. Neye göre düzeltecektim, ne yapacaktım hiç önemli değil. Diyelim ki bir tane sigorta giderimiz olsun. Bir yıllık olur değil mi normalde? Başlangıç tarihim 15.06.2023, 15.06.2024'te bitişi olsun. 14 olur ama önemli değil. Kaç lira olsun? 12 bin lira olsun. Yazdım. Hesapla butonu var altta. Bastım. Bakın bana aylar itibariyle gider tahakkuk rakamlarımı oluşturdu. Bundan istersem tahakkuk fişi oluştururum. Bundan sonra da kullanın diye. Yani bir tahakkuk oluşturursunuz. Geçici vergi dönemleri itibariyle oluşturduğu rakamları. Hatta bunu oluşturduktan sonra kaydet dedikten sonra şurada dönemsel toplu fiş işlemlerinden de her döneme denk gelen gider kaydınızı da oluşturabilirsiniz. Bu aynı zamanda ona da yarar. Bir de sizin ne yapmanız lazım dönemsel gideri yaparken? 180'li hesaba poliçeye döneceksiniz. O poliçedeki tarihin başlangıç tarihine göre 2024'de kalan bakiyeyi bulacaksınız. O tarihten taşıyarak getirmeniz lazım. Gerek yok. Siz sadece bu işlemleri yapın. Şuradaki başlangıç tarihine göre sistem 2024'de kalan bakiyeyi buluyor. Bakın 2024 şurası. Tutarı buluyor. Düzeltilmiş değeri de tutuyor. 15 Haziran 2020'den 31.12.2023'e taşımış oluyor. Kaydet dediğiniz zaman enflasyon farkını da otomatik oluşturmuş oluyor. Tek üstad. 15.06.2023'ü 31.12.2023'e taşıyorsunuz. Bu kadar. Aynen öyle. Aynen öyle üstad. 180 hesabı yazar yazmaz da bakın yan tarafa bütün fark hesaplarını da otomatik açtı. Yani şöyle yaptım, seçtim. Bakın şurada da fark hesaplarını falan oluşturdu. Bakiyenin kalan bakiyesini buldu. Ben nereden düzeltecektim, ne yapacaktım hiç şey yapmanıza gerek yok. Takip etmenize gerek yok. Sistem zaten otomatik yaptı. Bunu da kaydedersiniz. Söylediğim gibi kira, sigorta, daha sonra giderleştirme, tahakkuk işlemlerinde de sadece enflasyonda değil kullanabilirsiniz. Bu da saat 7 gibi. İnşallah bir aksilik olmazsa sistemde olacak. Duyamadım. Tamam yani kayıt girmezsiniz. Yani 31.12.23'te bakiye yok değil mi? O tarihten önce mi iptal oldu? Tamam yani yapmazsınız işlemi. Sıfırlarsınız, silersiniz. Önemli değil. Burada manuel de değiştirebilirsiniz. Yani şunu diyorsanız eğer, mesela ben gittim, 10 tane aydakini düzelttim, sonra 11. ayda iptal oldu. Bakın şuraya 0 yazın. Sonra kaydedin. Tamam. Hesaplama analiz menüsü. Henüz yok. Denetim analiz menüsü. Ya bugün akşam olur. Yarın sabah göreceksiniz. Denetim analizin altında hesaplama analiz. Ya bir de şu denetim analiz modülü güzel bir modül. Bunu kullanın. Hesap kapamalar, makine öğrenmesi, bir sürü uygulama var. Bunlar da sizin işinize çok görür. Denetim analiz modülünde, hesaplama analizde, ARGE harcamaları, yapılmakta olan yatırımlar, dönem ayırıcı işlemler burada. Şurada da burada kaydetmiş olduğunuz dönemsel toplu işlemlerde de bakın bana 2020-01'in giderlerini oluştur. 3 aylık yapıyorsanız 3 aylıkları getir dediğiniz zaman kira girin, sigorta girin fark etmez bunların gider tahakkuklarını da oluşturursunuz. Üstad bunun muhtasarla alakası, bunlar benim kira giderlerim. Bu kira giderlerini muhtasar tarafına bağlar mıyız? Şöyle,
Muhasebe kaydından otomatik muhtasar çekiyoruz ya, oradan yaparsınız. Efendim? Ödeme varsa muhtasar var. Tabii. Bunları muhasebe kaydından otomatik çekebilirsiniz. Efendim, enflasyon düzeltmesiyle ilgili bence yeter. Anlatması kolay da yapması diyorsunuz değil mi? Gel de yap bizim büroya. Buyurun. 2024'te denedim. Neyi Üstad? 2024 enflasyon muhasebesiyle denedim diyor. Çalışmıyor da bence yüklenmemiz lazım. Ha yok, yapmadık Üstad. Yani 2024'ün katsayıları yok daha. Şubat var. Ocak ayı sonu itibariyle ben denedim bir tane sabit kıymetlerde. Amortisman doğru hesaplıyor ama sabit kıymeti yok, 2024'te işte daha düzenleme yapılması lazım. Eğer o anlamda söylüyorsanız tabii. Bir önceki dönemi takip edecek falan filan tabii. Taşıma olacak orada, düzeltme değil. Evet. Evet. Değerlemeden taşımadık mı? Tamam, önemli değil. Şimdi mesela enflasyon düzeltmesini yaptınız. Dönem aktardan aktardınız sabit kıymetleri. Yeni değerlenmiş değerlerden amortisman hesaplayacaksınız zaten. Evet. Arkadaşlar şimdi yeni dönemdeki dijital gelişmelerle ilgili Cenk Bey'in söyleyeceği önemli noktalar var. İsterseniz bir kısa bir süre daha kalırsak. Tabii önemli işleri olanları bilemeyeceğim. Nasıl başlayalım ikinci bölüme? Evet, soruları en sona alsak nasıl olur? Üstad, ben açana kadar sorun istiyorsanız buyurun, hemen cevaplayayım. Üstad, bir bakalım ona sonunda. Öyle olmaması lazım tamam. Ama bir bakalım. Şimdi tabii hayat devam ediyor. Size birkaç tane daha hatırlatma yapacağım şu elektronik belgelerle ilgili. Bir de biz bununla ilgili nasıl bir çözüm üretiyoruz. Çünkü enflasyon düzeltmesi de bitecek neticesinde. Nisan ayı itibariyle inşallah bir daha gündemimize gelmez. 2024'te de bir ilk uzatmayla beraber sonrası da gelir diye tahmin ediyorum. Herkesin beklentisi böyle, inşallah öyle olur. Şimdi elektronik belgelerle ilgili size hatırlatacağım şey şu. Temmuz ayı geliyor, yaklaşıyor. Brüt satış hasılatımız 500 bine düştü biliyorsunuz. Özellikle gayrimenkul alım satım, onlar çok fazla var, o yüzden onu söylüyorum. İnternet üzerinden e-ticaret yapanlar, nerede yaptığının önemi yok, orada da yine 500 bin liraya düştü. Onun dışında da 3 milyon brüt satış hasılatına bakacağız. Bunlar Temmuz ayında elektronik fatura, elektronik belge, e-arşive geçiyor. 1-1-2025'te de elektronik deftere geçecekler. Artık şeyde çok fazla, enflasyon da çok fazla olduğu için buna özellikle önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok firma artık geçecek ki gelir dairesi de öyle düşünüyor. Yeni bir şey yayınladı. Hedef yayınladı. Bunlar 2028'e kadar 1,5 milyonu bulacağını söylüyor. Zaten KDV mükelleflerine bakarsanız çok büyük ölçüde zaten elektronik belge, e-defter uygulamasına geçecek. Çok fazla önceliğimiz olacak. Tabii orada problemli konular var. Bu problemli konuların da üzerinden geçeriz. Neler gelecek onları da söylerim size. Şimdi şöyle çok atlıyoruz. Tabii o evet, uzaktan göremiyor. Ben yöneteyim isterseniz. Yani şöyle yapalım. Şimdi elektronik belgelerle ilgili tabii hedefler bunlar. QR'la ilgili bir standart yayınlandı. Şimdi birazdan da göstereceğiz. Artık faturalardaki bazı bilgiler, temel bilgiler QR kodun üzerine gelmeye başladı. Hatta irsaliyelerde bile gönderirken irsaliye yerine bir QR'ın konmasıyla ilgili düzenleme yapıldı. Biz de bu QR'lardan muhasebe kayıtlarını oluşturuyoruz. Önemli bir güncelleme. Artık bakın defter tutmam falan da çok gerçekten sıkıntılı bir sürece doğru giriyor. Yani bütün hizmetini bu defter tutmaya ayıran meslek mensuplarının da biraz düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten dijitalleşme tarafında biraz konuşuruz onları. QR'ın içerisinde önemli bilgiler var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Zaten elektronik arşiv faturalarını almaya başladık. Gelir idaresi yazılımlara Türkiye'deki çok kullanılan 5-6 tane yazılıma servisini açtı. Buradan da otomatik bilgiler geliyor. Artık interaktiften de kullanmayacaksınız. Gelir İdaresi Başkanlığı bence büyük bir hata yapıyor. Şu mali mühürden kurtulmanın en önemli yollarından bir tanesi e-mühürdü. Sadece 1-2 tane firmanın elinde mali mühür. Onların erişime çok zor ya da pahalı. Biliyorsunuz birkaç tane firmada size kat be kat fazlasına
satıyor. Aslında böyle bir hakkı yok ama satıyor. Dolayısıyla Gelir Dersi Başkanlığı ilk başta bir taslak tebliğ yayınlamıştı. E-mühürü getirmişti. E-mühür özel şirketlerin ürettiği, aslında şirketin kaşesi yerine geçen bir elektronik sertifika. Hal böyle olunca o sertifikalar elektronik belgelerde de geçecekti. Sonra bunu taslak tebliğden çıkarttılar. Çok büyük bir yanlış yaptılar. Hala biz 2-3 tane firmanın keyle bir tane firma fahiş fiyatlarla, farklarla satıyor. Bu çok büyük bir haksızlık. Haksız rekabet de oluşturuyor. Sizin açınızdan da herkes açısından. Onların eline bırakmış durumda. Şarj istasyonları ile ilgili. Şarj istasyonları elektronik fatura, e-arşiv faturaya geçecekler. Geçtiler. Bundan sonra başvuru yapanlar da ilk bu mükellefiyetini açtıkları tarih itibariyle elektronik fatura, e-arşive geçecekler. Orada iki tane fatura tipi geldi. Şarj ve şarj anlık. Hemen fatura kesiyorsa şarj anlık. Daha sonra 7 gün sonra kesiyorsa da şarj diye iki tane fatura şekli geldi. Çok fazla sorulardan bir tanesi vardı. Gerçek kişi mükellef e-faturaya kullanıyordu. Sonra mükellefiyetini bıraktı. Sonra tekrar tesis ettirdi. Ne olacak e-fatura? E-faturaya devam edecek. Ya da e-faturacıydı, nevi değişikliği yaptı ya da şirkete geçiyor, e-fatura olmaya devam edecek. Bunlar da çok sorulan sorulardı. Belki gözünüzden kaçmıştır diye hatırlatmak istedim. İhracat işlemlerinde e-fatura zorunluluğu yok normalde. Sadece e-faturaya geçmiş birisi, bir mükellef, gümrük beyannamesinin ekindeki mal ihracını yapıyorsa e-fatura. Onun dışında e-arşiv faturaydı. Transit formla mı yapıyor? E-arşiv faturaydı. Firma elektronik ihracat yaptığı için e-faturaya geçmiyordu ama Gelir Dairesi bir düzenlemeyle beraber dedi ki ihracat işlemlerinde de e-faturacıları e-fatura yapabilirim, ilan edebilirim diye bir yetki aldı. Önümüzdeki süreçte belki böyle bir düzenlemeyi de yapabilir. Onu da hatırlatmak istedim. Vergi Usulü Kanunu 507'deki güvenli mali ödeme, değil mi Ayhan Bey? Çok evet, en revaçtaki konu bu. Artık o post cihazları değişiyor. O post cihazların yeni Android'ler falan geliyor. Bunları da elektronik belgelerle entegre ettiler. Dolayısıyla buradan da nihai tüketicinin 500 TL'ye kadar olan kısmı buradan kesiyordu. Burada da değişiklik var. Fatura kesme sınırına kadar yükselttiler. Ve çok kullanılmaya başlayacak ve çok kullanılmaya devam edecek şey diye düşünüyorum. Ki burada mali mühür de yok, değil mi? Evet, bunlar da 6.900 lira 2024 için vergi mükelleflerine, onun dışındakilerde de 5.000 TL olacak. Elektronik defterle ilgili önemli değişiklikler var. Artık şu ikinci il kopyadan kurtuluyoruz. Ama daha kötüsü geliyor. Her şeyin daha kötüsü var. Üçüncü kopya mı? Yok, ikinci il kopya değil, adı kopya. Ama ilk önce iyi söylüyorum, sonra kötü, daha kötüyü söylüyorum. Sorun da ne olacak? Defteri göndereceğiz. Pardon, özür dilerim. Berat'ı göndereceğiz. Berat'la beraber kopya gidecek. Eskiden biliyorsunuz gönderdikten sonra 15 gün sonra bununla ilgili bir şeyimiz vardı, gündemimiz vardı. 2021 Ocak'tan itibaren yapıyorduk. Şimdi buna son veriyor Gelir Dersi. Ne zaman? 2023 Aralık beratlarıyla beraber son veriyor. 2024 Ocak'tan itibaren bu yöntemi kullanmaya başlayacağız. Bunu kim gönderecek? Bunu sistemler otomatik gönderecek. İnşallah sistemlerde sorun olmaz. Çünkü çok büyük bir veriyi gönderiyoruz. Arka tarafta mutlaka bununla ilgili bir altyapı çalışması yapmışlardır. Bunları ayrı, kendi içinde ayırıyor olabilir. Tam olarak emin değilim nasıl göndereceği konusunda bir fikrim yok. Çok da konuşmadık ama defter ve berat beraber gidecek. Bunu nasıl yapacağız? Defterler ve beratlar birlikte nasıl gidecek? Biliyorsunuz Luka'nın bir masaüstü uygulaması var. Bu masaüstü uygulamasında sizin gönderim şeklinizde bir değişiklik yok. Yine aynı şekilde servisle gönderebileceksiniz. O servislerden biz defterleri ve beratları göndereceğiz. Bunun için çalışmalarımız başladı. Bununla ilgili yetki almamız gerekiyor. Bir de Ayhan Beylerin çalışması var. Ayhan Beyler de şöyle yapacaklar. İşnet olarak onlar bir tane bulutta sistem kurdular. Ekranda gördüğünüz gibi. Biz Luka'da defterleri oluşturduğumuz zaman imzaladıktan sonra imzalamaya kadar sizin getirmeniz gerekiyor. Yine mali firmanın mali mührü ya da elektronik imzasıyla imzalayacak. Sonra size bir soru soruyoruz. Gibe göndereyim mi diye. Orada size iki tane soru gelecek. Gibe mi göndereyim yoksa işnet e-defterim ya da nette arşive ya da işte defterime mi göndereyim diye. Sistemde siz hangisini tercih ederseniz onun üzerinden göndereceksiniz. Böylelikle diyelim ki gibe gönder diyeceksiniz. Gibe gönderirken biz serviste hem defter hem de beratları göndereceğiz. Eğer işte defterim ya da nette arşivi seçerseniz hiç masa üstüne bir şey indirmeyeceğiz.
Direkt sisteme imzalanmış defterleri göndereceğiz. Ayhan Beylerin sistemine, Nette Arşiv ya da işte defterime. Onlar imzalayacaklar sizin yerinize ama bakın defteri değil, servise girişi ondan bahsediyorum. Şu aşamada imzalayacaklar ve servisten gönderecekler. Ve böylelikle hiç masa üstüne inmeden çok güvenli ortamda bulutta imzalanmış olacak defterleriniz. Bir de aynı zamanda saklanmış ve yedeklenmiş de oluyor. Evet, Gelir Dersi Başkanlığı'nda defterlerin gönderimiyle ilgili bir süre değişikliği var. Eskiden biliyorsunuz ay sonlarında gönderiyorduk. İzleyen ayın 15'inde de ikinci kopyaları gönderiyorduk. Şimdi defter ve berat aynı günde olacak ve 8'ine uzuyor. Yani Ocak beratları neydi? 30 Nisan'dı, 8 Mayıs'a. Şubat 31 Mayıs'tı, 8 Haziran'a şeklinde defter ve beratlarla beraber gidiyor. Aralık defterleri gelir vergisi mükellefleri için 30 Nisan'dı, 31 Mart'tı, 8 Nisan'a. Kurumlar vergisinde 30 Nisan'dı, 8 Mayıs'a uzamış olacak. 8'ine kadar bunları vermiş olacağız. Yöntemlerde değişiklik yok. Aylık ya da 3 aylık tercih edebileceksiniz yine. Bunları da teke düşürmeye çalışıyorlardı ama vazgeçtiler galiba. Yine aylık ve 3 aylık tercihleriniz devam ediyor. Orada da son göndermiş olduğunuz beratın üzerinden tarihin üzerine 8 gün koyacaksınız. Yani 30 Haziran'da göndermeniz gereken ilk 3 ayı 8 Haziran'da hem kopyaları hem de beratları göndereceksiniz. İkinci geçici vergi dönemi, üçüncü geçici vergi dönemi 8 Aralık. Eğer gelir vergisi mükellefi ise son geçici vergi döneminde artık yok da 8 Nisan'da gelir vergisi, 8 Mayıs'ta da kurumlar vergisi mükellefleri göndermeye başlayacak. İleride ne olacak? İleride Ayhan Bey'in söylediği gibi şu an için ne yapıyoruz? Biz firmanın mali mürüyle defterleri imzalıyoruz ve gelir dairesine gönderiyorduk. İki değişiklik var burada. Birinci değişiklik şu, artık siz mali müşavir olarak kendi elektronik imzanızla müşterinizin defterini imzalayabilir ve GİB'e gönderebileceksiniz. Böylelikle o mali mürü tak çıkart tak çıkart gerek kalmayacak. Ama ihtiyacınız olacak mı mali müre? Tabii, niçin? Ya da iptal itiraz için. Yani kamudaki bu gelir öyle çabucak gitmez. Bence ihtiyaç var mı? Bence ihtiyaç yok. Onu da söyleyeyim. İkincisi, o da artık bulutta imzalama da olacak. Aynı elektronik fatura gibi. Yani siz bir tane özel entegratörle diyeceksiniz ki benim yerime defterleri imzala. Ne yapıyorsunuz? Elektronik faturada özel entegratörlük sisteminde bir anlaşma yapıyorsunuz, bir muvafakat veriyorsunuz. Onlar sizin yerinize faturalarınızı imzalıyor, gelir dairesine gönderiyor. Defter de böyle olacak. Siz defteri oluşturacaksınız, hatta fişlerinizden otomatik çekecek sistem, imzalayacak ve gibi otomatik gönderecek. Siz hiç bulut, lokalde falan hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. İmzalamayla falan da uğraşmayacaksınız, driverla da uğraşmayacaksınız. Muhasebe fişleriyle ilgili bir düzenleme geldi. Daha önce de vardı. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Kimler muhasebe fişi kullanmak zorunda? Bir olay kullanıyorsunuz değil mi? Yasal olarak elektronik defter kullanan herkesin bir muhasebe fişi oluşturması lazım. Bu net. Niye? Vergisi kanunu açısından. Bu zorunlu. Çünkü defteri gönderdiğiniz tarihe bakın. Kaydınızı oluşturduğunuz tarihe bakın. Dolayısıyla oradaki 45 günlük süreyi geçirdiğiniz için mutlaka muhasebe fişi oluşturmanız gerekiyordu. Bu muhasebe fişiyle ilgili tebliğ daha önce de vardı ama çok büyük bir problemi vardı. O da neydi? Zaman damgası istiyordu. Yani bu fişi ne zaman oluşturduğunuz belli oluyordu. O yüzden de elektronik muhasebe fişi diye bir kavram oluştu ama kadük kaldı. Çünkü zaman damgasını koymuş olsanız ne zaman oluşturduğunuz belli. Oradaki vergisi kanunundaki sürelere uymayınca kendi kendinize ihbar etmiş oluyorsunuz. Şimdi son değişiklikle beraber bu kalktı. Zaman damgasını kaldırdılar. Artık siz elektronik muhasebe fişi oluşturabilir. Kayıtlarınızı elektronik muhasebe fişi üzerinden oluşturabilirsiniz. Peki bunun için ne lazım? Hiçbir şey lazım değil. Sadece şöyle bir PDF'i bile imzalasanız elektronik muhasebe fişi olmuş olur. Yani kağıt döküm almak zorunda değilsiniz. Bunlar geçerli olmuş olur. Ya da bir Excel bile imzalayabilirsiniz. Bir XML bile imzalayabilirsiniz. Bunlar da bu kağıt masraflarının olduğu yerde çok fazla kullanılır diye düşünüyorum ve tahmin ediyorum. Elektronik defterlerin içerisine eskiden 50 tane faturayı bir muhasebe kaydının içine atıyorduk. Son değişiklikle beraber bu da 100'e çıkartıldı. 100 tane kaydı atabilirsiniz. Güvenli mali ödeme kullananlar bir muhasebe fişin içerisine tüm kayıtlarını atabilirler. Onunla ilgili düzenleme yapılmış oldu. Tabii süreç böyle ilerliyor, dönüşüm böyle gidiyor.
Enflasyon düzeltmesi bir geriden geliyoruz. O da öyle devam ediyor ama çok büyük bir sıkıntı var. Aslında muhasebede dijitalleşme konusu gerçekten önemli. Teknoloji çok ilerliyor. Zaten takip ediyorsunuzdur. Yapay zekalar, Gemini falan görmüşsünüzdür. Artık video üzerinden bile yapay zeka sizinle yarışır hale geliyor, yorumluyor. İş böyle giderken kural tabanlı uygulamalar yani muhasebe sistemleri gerçekten çok etkilenecek. Onları çok yakından takip etmek gerekiyor. Biz de bazı uygulamalarımızda bunlara yer veriyoruz. Bence çok kritik bir durum. Daha teknoloji yeni yaratılıyor ama çok fazla farkında değiliz. Bu teknolojiyle birdenbire karşılaşacağız. Bizim kafamız hala enflasyon düzeltmesi, işte elektronik defter ama onlar artık geçmişte kaldı. Bambaşka şeylerle gelecekler, bambaşka hizmetler veren şirketler gelecek. Yani biz aslında bir taraftan hem kendimizle, o komşunun muhasebecisiyle hem de teknolojiyle yarışır duruma geleceğiz. Lütfen bunları da gözden kaçırmayalım. Tabii bu yoğunlukta kolay değil. Biz ise ne yapıyoruz? Biz size artık hızlı kayıt yapmak derdinde değiliz. Yani bir muhasebe işin içerisinde oradan oraya zıplaması bilmem nesi bizim için önemli değil. Sistemleri ne kadar entegre ettiğimize bakıyoruz. Biz Türkiye'nin en büyük veri üssü olacağız. Bizim hedefimiz bu. Çünkü siz bu verilerle o yapay zekayı çalıştırırsınız, raporlamaları yapabilirsiniz ve entegrasyonları gerçekleştirebilirsiniz. Şu an için Türkiye'de çok önemli ürünlerimiz kullanılıyor. Yakında finans uygulamasını göreceksiniz. Türmob Finans bankalara mali verilerin aktarımı konusunda hem gelir elde edeceksiniz hem de otomatik aktarımları görmüş olacaksınız. Herhalde bir aya kadar falan sistemde olur. Efendim? Tabii. Bankalar ödeyecek efendim. Bankalar ödeyecek. Çünkü o sizin hakkınız. Yani mizanı hazırlıyorsunuz. Herkes faydalanıyor. Bir tek siz faydalanamıyorsunuz. Çok önemli veri oluşturuyorsunuz. Bu defterlerden oluşmuş verilerin finansal verilere, finansal dünyaya aktarımı konusunda size bir gelir oluşturmaya çalışıyoruz TÜRMOP olarak. Dolayısıyla bunları kullanmaya başlayacaksınız. İK çalışmamız var. Artık çok önemli bir personel modülümüz var biliyorsunuz. Onun İK'sı ile tamamlayacağız. Bir tane ticari paketimiz geliyor. Kolay kullanımlı, tam entegre bir şekilde. Bir de CRM ofis işlemlerini göreceksiniz. Sanal Santral'den CRM işlemlerine, WhatsApp entegrasyonlarına kadar her şey var. O da yakın bir tarihte sistemde olacak. Elektronik belgeler tarafında çok ilerledik. Onların hepsini sisteme entegre ettik. Luka gerçekten büyük bir sistem. Şu an için yaklaşık 1 milyon 600 bin tane firma var içeride. Bunlar birisi mizan alıyor, birisi gelir tablosu alıyor, birisi fiş giriyor, birisi bodro hesaplıyor. Böyle bir sistemi yönetiyoruz. Türkiye'deki e-defter kullananların %35-36'sı Luka üzerinden gidiyor. Üçte bir defter neredeyse, 3 elektronik defterden bir tanesi Luka üzerinden gidiyor. Her ay yaklaşık 4 milyon 800 bin kişinin bodrosunu gönderiyoruz. Gerçekten büyük bir sistem. 500 bin kullanıcı var sistemde. Şu an için 500 bin kullanıcı işlem yapıyor. Ve saatte de 2,5 milyon işlem oluyor. Gerçekten bununla siz gurur duyun diye anlatıyorum. Çünkü Luka sizlerin ürünü. Dijitalleşme ile ilgili de birçok uygulama yaptık. Makine öğrenmesi yaptık. Analizler yaptık. Analiz modülleri var. İstatistiksel modüller var. Bunları izlemenizi ve öğrenmeye çalışmanızı öneriyorum. Tabii yoğunluk zor ama gelecek buralarda. Dolayısıyla bir de akıllı entegrasyon noktasında şöyle kısaca birkaç tane şey QR'la falan nasıl yapıyoruz, tam entegre evet. Nasıl yapıyoruz bir de onları gösterelim ve sorularınız olursa da cevaplayalım efendim. Bu arada soru varsa gelsin ben programı evet, geçtirirken. Evet, enflasyon düzeltmesi olur, Luka ile ilgili olur, varsa sorunuz onları da alalım. Sonra da size akıllı entegrasyon noktasındaki birkaç tane uygulamayı da gösterip tamamlayacağız. Zaten saatte bayağı ilerledi. Üstünden geçtiniz ama ben bir cümle söyleyeyim. E-defter uygulamamızın menüsünü görüyorsunuz. Burada eğer nette arşivle entegreyseniz oluşturduğunuz defter ve beratları ya da klasörü olduğu gibi buluttaki sisteme atabiliyoruz. Oradaki sistemden de süreci yönetebiliyorsunuz rahatlıkla. Yani buyurun. Üstelik nette arşiv uygulamamız sadece defter klasörünüzü bulutta yedekleyen bir mekanizmadan öte, defterle berat arasındaki uyumun ya da uyumsuzluğun kontrolünü yapan, daha sonra da ikinci kopyaları otomatik gönderen, artı yevmiye defterini ya da mizanı orada açıp her an görebileceğiniz bir aslında bir programdan bahsediyoruz. Üstelik orada 1 megabayt alanı var.
oraya mükellefinizin, zaten mükellefe lisanslanıyor ürün, mükellefinizin her türlü beyannamesini de oraya kopya ederseniz mükellefiniz size sormadan beyannamelerini oradan açabilir, mizanını görebilir şeklinde bir sistemden bahsediyoruz. Üstüne ekleyeceğiniz bir şey var mı Ayhan Bey? Buyurun. Cenk Bey. Cenk Bey. Var var üstad ya. Onu kapattık işte, bu tebliğ taslağını bekliyoruz. O bittikten sonra videoyu tekrar çekeceğiz. Şu an için kapalı olması lazım. Doğru. Az buyurun. Şudur. Nette arşivi biz aslında mükelleflere lisanslıyoruz. Oysa bazı mali müşavir arkadaşlar bu süreci kendilerinin yönetmesi gerekeceğinin doğru olduğunu söylediler. Bu talebi de İşnet karşıladı. Bu sefer lisansı mali müşavir olarak alıyorsunuz ama fiyatlandırmada ilk 10 firmaya kadar bir avantajınız olmuyor. Ancak defter paket sayınız, yani mükellef sayınız çoğalmaya başlayınca mali müşavir üzerinden yaptığınız lisanslama bir anlam ifade ediyor. Sizin açınızdan yönetmesi de kolay oluyor. Tek şifreyle girebiliyorsunuz. Öbür türlü birçok şifreyle girmeniz gerekiyor. Üstüne yani şöyle, söyleyeceğiniz müşavir lisansı şey yaparak kullanırsa evet. Kimin adına lisanslanacak? Tek fark bu. Bir de çok defteriniz varsa işte defterin gerçekten çok avantajlı. Yani yıllık 800 liraya kadar düşen bir maliyete kadar burayı bir düzeltelim mi? Ücretsiz var mı? Ücretsiz de bir şey yok. Yani başka bir şey yok. Yok, şartları söylesin de. Bir örnek vereceğim. Şu anda bir tane müşteriniz, işte İş Bankası da bizim üzerimizden bir kampanya yaptı. Yıl sonuna kadar ücretsiz. Bakın ücretsiz değil. Açık söylüyorum. Değil. Bir sözleşme yoksa eskaza. Mesela şu anda yine büyük bankalardan bir tanesi yaptı. Aylık 3 aylık 14 tane işlemden birini bile yapmazsa mükellef bir alt kademeye geçiyor. Bir alt kademeye de 1000 kontrolü geçmişse adedin 8 liradan kurtuluyor. Ve bunu KMH'den alıyor, müşterinin haberi bile. Evet. İşte onu söylüyorsun. Ücretsizde bir şey yoktur. Açık söylüyorum. Şu an en uygun fiyatlar zaten bizde. Ben kıyaslayın, zaten en uygun fiyat o. Bir de araya şey de almıyorsunuz, modül de almıyorsunuz. Size diyor ki ben de şu kadar kontör ama sonunda gidiyor 2000 lira, 3000 lira bir de aktarım modülü satmaya çalışıyor. Evet. 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 Bu arada Kolay Soft parasını açık isim söylüyor. Eczane, Kolay Soft hedef eczane deposundan alıyor parasını. Kolay Soft için hayatında bir değişiklik yok. Ama işte o sözleşmelerdeki bilmem neyi yerine getirmedin dediği anda mükellef bir anda karşı karşıya kalıyor. Mesela, çok yüksek kontör fiyatları. Çok basit, daha basit indireyim. Bir tanesinden çıkış yap. Size faturaları vermek için USB'nin içerisinde 550 TL para istiyor. Yani örnek veriyorum size. Yani bakın bedava diye bir şey yoktur. İş Bankası da veriyor. Bedava değil. Söylüyorum. Ya onların da aslında menfaatine, yüksek menfaatine bir durum var orada. 4 liraya, 3 liraya falan geliyor eğer siz o şartlara uymazsanız. Bir kontör. Tabii uğraşmayın. Bir de aktarım modülleri yapıyorsunuz, alıyorsunuz, onları aktarmaya çalışıyorsunuz. Karışık, verilerinizi bozuyorlar. Biz düzeltiyoruz arka tarafta. Evet, evet. Şimdi bizim için öyle standart fiyat var ve piyasanın en düşüğü diyebilirim kesinlikle. En son yaptığımız güncellemelerden bir tanesi faturaları QR koddan okuyup bunu muhasebe fişine çekme. Aslında eski kuşak mali müşavirler kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben yıllar evvelini hatırlıyorum. Eski kuşak ya, mı? Önünden geçirdiğinde muhasebe fişini yapar mı gibi oldu diyebiliriz. Yaptık oldu. Aslında benim için... Efendim?
İşte benim için de yeni oldu. Cenk Bey'e diyorum ki burayı sen göstersen olmaz mı diye. Yok dedi, illa sen göster dedim. Bunu Ayhan Bey'in firması İşnet üzerinden alıyoruz bu ürünü. Ya telefonda da yapabilirsiniz ama evet. Telefonda kameraya çok müdahale edemiyoruz. Kameranın yeteneğine bağlı. Burası garanti. 32 dolar KDV. 102 dolar. O yüzden ben satın alamadım zaten. Giderken bırakmanızı istiyorum. Nereden geldiğimi göstereceğim buraya. Gördüğünüz gibi falan da böyle. Okuttuğumda diğerini de okutayım bu arada. Baştan başlayacağım. Merak etmeyin. Tabii bu bazen okumaması nedir Ayhan Bey? Acaba? Onu mesafeden. Mesafe gibi diyelim. Bakın faturaları tek tek okutuyoruz buraya. Nereden geldik dediğimizde. Şuraya tıklarsanız. Şuraya da bir tıklayalım ve faturanın tamamını açıyoruz. Yani muhasebe fişi yapabilecek şekilde QR kodu ayıklayıp karşımıza getiriyor. Bu müthiş bir şey. Yıllarca faturayı tak 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 getirdiniz. Sadece o da değil. Akaryakıt fişleri de var tabii. İçerisindeki bilgilere göre de. Buraya nereden geldik? Serbest meslek makbuzları. Buyurun. Tık 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 okutuyorsunuz. Efendim? Stoklu. İçinde bilgi yok ki. Bilgi olsa çekeriz. Olsa alırız. QR kodun içerisinde bu bilgi mevcut değil. Standartında yok bunun. Standartında. Gelir idaresine yazarsanız standarda koyarlarsa yaparız. Hatta şuraya bir tane aslında hiçbir şey yapmalarına gerek yok. URL bıraksalar okutuncu URL'den de çekeriz. Buyurun. O kadar bilgi koymalarına da gerek yok. O QR'ın içinde olmadığından dolayı Üstad. Yani normalde ne varsa alıyoruz, onların hepsini değerli, yani muhasebe verisi haline getiriyoruz. Olsa hiç sıkıntı yok. Akıllı elektronik noktada son yaptığımız uygulama olduğunu söyledim. Diğerlerine de değineceğim. Şurada alış ve satış faturaları var en altta. QR ile yüklenmiş satış faturaları ve alış faturaları. Bunlar benim alış faturalarımdı. Buradan ilerledim. Tamam dedim. Sağ alt köşede QR ile fatura yükle butonuyla penceremin açılmasını bekliyorum ve faturaları elime alıp bunu okutmanın becerisini gösteriyorum burada. Evet. Bir daha okutuyoruz. Okuyormuş. Evet. 100 dolar eder. Daha görmedik. Yapalım. Faturaları gönder tuşuna basıyorum. Attı. Arkaya dönüyoruz. Getir diyoruz. Şuradan belge ara desem de olur herhalde. Şöyle yapalım. 0101 belge ara dediğimde şuradan şuna basacağız. Yüklenmiş fatura. Özür. Tamam. Ondan sonra da diğerine basmak. Evet. Aynen. Bundan sonrası da ünvan sorgula deyip şurada basıyor. İçerideki bilgiler sezgisel yöntemle TC ya da vergi numarasından sorgulanıp İlgili firmalar geliyor. Faturalar bulundu. Kapat tuşuna basıp muhasebeleştirme aşamasına geçebilirim. Bundan sonrası bildiğiniz konu. Burada takıldığınız noktalar var. İstersen soruları üstüne alayım. Şimdi daha öncesinde muhasebe fiş işlemlerinde KDV hesap tablosunda bir dizayn yapmanız lazım bu firma için. Her firma için ayrı ayrı. O zaman bu hesaplar otomatikman buraya gelir. Şuraya da 320 bıraktım gördüğünüz gibi kebir hesabı. Sezgisellik de ünvandan ya da vergi numarasından sorgulanarak geliyor. Şimdi üzerine soru alalım. Varsa buyur. Telefonda da hatırlayın Luka sistemine ilk girerken 5 tane buton geliyor. Orada mobil diye bir butonumuz var. Cep telefonunu Chrome'dan Luka'ya açın. Mobil deyin. Alttaki menüden QR'a geldiğinizde size otomatikman benzer bir pencere açılacak. Ve oradan o zaman da QR cep telefonuyla bu sefer gezdireceksiniz. Orası telefonun yalnız biraz kamera kalitesiyle alakalı. Mesela hani üçlü kameralarda alttaki kamera, üstteki kamera gibi konular var ya. Yani mesela açık söyleyeceğim. iPhone 14 Pro'larda çatır çatır okurken 12'lerde çok profesyonel okunuyor. O yüzden bunu satıyoruz arkadaşlar. Biz satmıyoruz. Müşavirle alakalı. Sadece mali müşavirle ilgili şu anda bu.
Yok, Koza programında da ya da Lucanet'te de var mı bu özellik demek istedi. Bu sadece mali müşavir pakete uyarladığımız bir özellik. Akıllı elektronik noktadan bahsettik. Şimdi orada iki farklı uygulama daha göstereceğim. Akıllı elektronik noktada zaten GİP 530'u e-arşiv faturaları geçtik. Çünkü bunlarla ilgili epeydir yapıyoruz. Ancak buralarda da ara ara gelir dairesinde sorgulama müsaadesi vermediğinde ya hiçbir fatura getirmiyor ya hataya düşüyor. Burada bizim yapacağımız bir şey yok. Ara ara bu ekranı denemeniz gerekiyor. Biz burada hata aldığınız zaman, onu da söyleyeyim. Hata aldığınız zaman sistem, arka tarafta bir tane akıllı sistem var. Bu hata alınan URL'i biz gelir dairesine bildiriyoruz. Onlar da ilgili özel entegratöre diyor ki bunu düzelt diyor. Ne kadar hata alırsanız o kadar azalmaya başlar. Artık bayağı da azaldı aslında hatalar. Evet. Burada çerçeveyi şöyle dar tutarsak, bizim amacımız alış ve satış faturalarını klavyeden işlememek. Bir okuyucuyla bir yol kat ettik. Geliyoruz e-fatura kullanıcılarımıza, e-fatura mükellefi olanlara. Şimdi eğer mali müşavir olarak biz e-faturaya geçen mükellefimizi TÜRMOP entegratör ya da İşnet entegratörden birisine abone ettiysek, aktivasyonu oradan açtırdıysak, menüde gördüğünüz gibi hem TÜRMOP'un hem de İşnet'in portalindeki faturaları rahatlıkla sistemimize çekebiliyoruz. Şöyle ki, İşnet alış faturalarından örnek göstereyim. İki ekranda zaten birbiriyle farklı. Şunları hemen buradan sileyim isterseniz. Belgeleri sil yapıyorum. Gitti. İşnet'ten getir diyorum. Ki bu TC numarası benim. Çünkü ben şu anda e-fatura mükellefiyim. İşnet entegratörü kullanıyorum. Çok eskiden abone olduğum için. Sonra TÜRMOP entegratör geldi. Lucanet kullanıyorum. Faturalarımı muhasebe paketine böyle çekmeyi yeğliyor diyelim ki mali müşavirim. Bu aktivasyon bilgilerini girip şurayı da 01.01.2024 derse sanıyorum orada 2 ay gibi bir sınırımız var. Şöyle yapalım. Belgeleri getir dediğimde bakın bütün portaldaki faturalarım geliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mali müşavir olarak Luka kullanıcısı mükelleflerinizi TÜRMOP ya da İşnet'e yönlendirdiğinizde alış ve satış faturalarınız cepte, yani programda. Klavyeden hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz aslında. Ancak şimdi mükellefiniz sizin, tabii bunların fişlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili faturaları da görebilirler buradan. Yanda tabii ki herhangi bir satırın PDF'ini açıp buradan yanındaki belgeyi göster dediğimde e-arşivler bildiğiniz gibi entegratörlere gelmediği için özel entegratörler gelen entegratörler entegratörlere pardon size gelen e-arşiv faturalarını bizim zaten GİP'ten görüyorsunuz. Sizin kestiğiniz e-arşivler geliyor zaten buraya. E-faturalar da geliyor. Aslında kaçan bir şey yok. Makbuzlarla ilgili bir şey var Cenk Bey. Serbest meslek makbuzu mu? Çıkıyor mu onlar da? Tabii tabii. Onlar da. Şimdi aslında konuşulacak esas mesele şu. Mükellefinizi TÜRMOP ya da İşnet entegratöre geçiremediniz. Bak geçirmediniz demiyorum. Geçiremediniz. Geçirmemiş olmak talep edeceksiniz. O diyecek ki şu ya da bu. Haklı olabilir. Bütün bu faturaları da sisteme çekme yolu var. Bilen var mı? Uygulayan var mı? Süpersiniz. Nettekep. Yani bütün entegratörler istisnasız XML faturaları dışarıya vermek zorunda. İstersen gir al. Atıyorum isim de vermekte sakınca yok. QMB ya da EDM'ye gir. Al oradan faturaları. Ya da mükellefin sana mail atsın. O XML faturaları bilgisayarında şu masa üstünden de bir göstermeye çalışayım. Şu alanda olacak o. Evet. Bir geri geleyim. Nettekep. Şöyle bir klasör açın. Her firmanız için de ayrı ayrı klasörler açın. Ve XML'leri burada toplayın. Ayda bir kere yapacağınız işlem. Bu XML'leri İşnet'ten mali müşavir olarak kendinize lisanslayacağınız, altını çiziyorum, XML formatlı lisansı satın alacaksınız. Sanıyorum bugünkü rakamı 500 TL.
Ve bunu bir yıl boyunca sınırsız fatura için kullanacaksınız. Kontür çalışmayacak. Yani yok parasına bir şey. Şöyle çalışıyor sistem. Açıkta tutmuşsam onu şuradan bakacağım. Chrome ekranına gidelim. NetDecap ekranım. NetDecap ekranımda faturalarım kısmına geliyorsunuz. Fatura ekle bölümüne geliyorsunuz. Burasının kontürlü değil, XML özellikli olması önemli çünkü her aktarım için kontrol ödemek zorunda kalırsınız. O seçenekli almayın ürünü. Altını çizdik. Burada e-belge olduğunu belirttikten sonra hangi firmanızın XML'lerini buradan çekiyorsanız bunları buraya alıp bu klasörden gidiyorum şimdi klasörüme. Göstermiştim az evvel. LBM klasörünün içinde. Şurada da bir NetDecap olacak. BK'nın içerisine buradaki faturaları kontrol tuşuyla istediğim kadar seçiyorum. Aç tuşuna basarak 4 tane fatura aldım. Sonraki diyerek tıpkı tabancayla okuduğum gibi faturaları bana okuyor, arka plana getiriyor ve ben bunları tekrar yüklemeye çekiyorum. Ve bu faturaları NetDecap içerisine alıyor. Arka planda NetDecap ile mal müşahir paketi arasında direkt bir entegrasyon var. Sizin herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Hemen Luka mal müşahir paket uygulamamıza geçiyoruz. Burada da akıllı elektronik noktadan tekrar NetDecap gider kayıtlarına gelip bu kayıtları buraya çekiyoruz. Lütfen. Her mali müşavir alabilir. Her faniye açtık orayı. 500 TL az evvel yoktun. Tekrar ediyorum orayı. XML formatlı, XML versiyonlu NetDecap almak istiyorum diye İşnet'in sayfasına girdiğinizde sizin adınıza lisans yapıyor. 500 TL ödediğinizde bir yıl boyunca ayrıca ücret ödemiyorsunuz. Sınırsız fatura. 100 bin tane faturayı çekebilirsiniz. Size raporları falan da ödemiyor. Onları da değineceğim. Hayır, hayır. Programı bir kere alıyorsun. Bütün mükelleflerinde uyguluyorsun. Pardon? Yok yok. Başa alıyorum. Anlaşılmadı. Anladım. Anladım. Bir daha anlatalım. TÜROP entegratör ve İşnet entegratör kullanan mükelleflerimiz cepte zaten. Sözümüzü geçiremediğimiz diğer entegratör kullanan mükelleflerimizin tamamında XML faturaları ay sonunda topluyoruz. Onları bilgisayarımızda firma bazına klasör ediyoruz. Karışıklığa mal vermeyelim diye. Öte yandan XML'leri alıyoruz. Sadece XML'leri. Firmaya mail atacak ya da entegratörün şifresini verecek. Sen girip indir yapacaksın aylık faturayı. Buraya kadar tamam mıyız? Türkiye'deki bütün entegratörler zorunlu olarak XML üretmek zorundalar. Bunu da dışarıya çıkarmak zorundalar. Bunları aldık, bilgisayarımıza yükledik. Öte yandan İşnet'ten Songül Güldeniz adına 500 TL vererek ve bir yıl boyunca kullanacağımız programı da satın aldık. Şifrelerimizle ekranı açtık. Faturaları oradan klasörden gösterdik, geçirdik. Geçtik öbür firmaya. O da QMB kullanıyor. Onunkilerini de aldık. EDM'ninkileri onlarınkini de aldık. Böylece NetDecap'in içerisi bütün mükelleflerimin, e-faturaya geçmiş bütün mükelleflerimin faturalarıyla doldu. Sonra da geliyorsunuz Luka muhasebe paketten burada ana menüdeki akıllı elektronik noktadaki NetDecap gelir ya da gider kayıtlarını oku diyorsunuz. Çünkü arka planda NetDecap ile Luka mali müşahir paketi direkt entegre ve bütün faturalar sisteme geliyor. Böylece 2024 yılında bir Luka kullanan mali müşavirin bir faturayı klavyeden işliyor olması bizim Artvin deyimiyle tacip edilecek durum. Yani yadırganacak bir durum yani. Doğru mu? Evet. Buyurun. Başta yapabilsek mi demek istiyorsun? Başta nerede yapılabilir? Soru anlayayım mı?
Üstad şöyle yaparsanız sorun kalmayacaktır. Muhasebe hesaplarının kaydettiği muhasebeleştiriyorsunuz ya, geldi ya. Siz tanımlamaları yaptınız. Sonra bir daha aynı VKN'den aynı türden geldiği zaman hesap kodları otomatik gelir. Bütün sistem böyle çalışır. Üstad olur aslında oluyor, siz oluyor. Öğretiyorsunuz sisteme. Bu buraya gitsin, bu buraya gitsin. Onu arızasında tutuyor gibi düşün. Evet. Belki atlamış olabilirsiniz. Arkada bir soru var. İsterseniz şurayı bir toparlayalım, sonra soralım mı? Nette hep anlaşıldı. Doğru. Akıllı elektronik noktada şeyi göstermemiz gerekir. Z raporları geliyor. Evet. Hugin'den, Profilo'dan. Evet, aynen. Onu da göstereyim. Genel olarak bütün soruları cevaplayalım. Şurada Z raporları entegrasyonu bölümünde Hugin, Profilo ve Ingenico ile İşnet arasında bir bağ var. Bu da aynı XML kontrolle çalışıyor değil mi Ayhan Üstad? Evet. Buradaki bağlantılardan Z raporlarını da buraya çekerek aynı otomatik geliyor aslında. Yani evet. Bir web servis var. Hugin'in sisteminden çekiyor. Profilo'nun sisteminden çekiyor. Yakında Ingenico da gelecek. Şafak Bey söyledi. Evet. Evet. Eza depolarımız var. Eza depolarıyla da anlaşmalarımız var. Buradaki eza depoları yani Bursa Eza Deposu gibi olduğu gibi Luka tarafına atmış oluyor bunlar. Tabii bizim özel entegratörlü kullanın siz yine de. Başkasına gitmeyin. Onları da söyleyeyim. Şimdi soruları tekrar alalım. Üstadım bir saniye. Çok ısrar etti üstadım. Buyur. Zirvenin ticari paketinden değil, zirve programının kullandığı e-fatura entegratörden almanız lazım XML'leri. Üstad hepsi standart. Yani e-fatura standardı var. Çünkü ona göre çalışıyor. Hepsinden alıyorsa oradan da alır. İsterseniz bizimle iletişime geçin. Bir bakalım. Belki yanlış bir rapor açıyor. Önce bana gönderin onları. Yani zirve de öyle oluşturuyordur. XYZ programı da öyle oluşturuyordur zaten. Hiçbir fark etmez yani. Geri ders kabul etmez. Buyur Üstad. Yok size vermiş söz. Z raporlarını posttan kendim çekiyorum. Tabii merkezden çekiyorum. Benim sistemde bir uygulama yok açıkçası. Ama sizin firmanızın Z raporları olabilir, Hugin Profilo yani yazar kasalar olabilir. Orada işlemler yapılınca onların bir tane merkezi var. Orada bu veriler oluşuyor zaten. Biz o merkezden verileri çekiyoruz. Günlük çekin, aylık çekin üstad fark etmez. Değil üstad, Z raporu. Z raporu bazında. Aylık çekmeniz şöyle önemli. Her çekiş bir kontür bir XML yaratacağı kontür yaratacağı için Şafak Bey'in söylediği ay sonunda çekip muhasebeyi öyle yaparsanız daha mantıklı olacaktır. Oradaki Haziran'da hikaye biraz değişecek. O yüzden bu Z raporlarını özellikle söyledim. Orada zaten Maliye Bakanlığı'nın bir şey var açıklaması. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Fiş derken bildiğimiz ufak fişleri mi? Onları da mobili var bunun üstad. Mobilden okutabiliyorsunuz. Oldukça başarılı. Bunun Netdecap'in mobilini indirin bir telefonunuza. Oradan resmini çekin. O resmi OCR'lıyor. Yani OCR diyoruz. O resimden veri oluşturuyor. Onu da atabilirsiniz. Sıkıntı. Üstad olabilir ama hani bir şey var aklımızda var aslında hani bu ama plaka bilgisi falan filan okursa işte oralar var. Akaryakıt gider dağılımı gibi. Gider kısıtlaması değil. Tabii evet. Binek araç gider kısıtlaması. Evet buyur Üstad. Şu nette kepe çekerken mi? Bu yönteme geçmek mi demek istiyorsunuz? Sebebi ne biliyor musunuz? Migros gibi elektrik
firmaları gibi bazı şeyler var, firmalar var. Bunlar eskiden EFKS sisteminden geçen firmalar. Telekom firmaları da öyle. Onlar faturanın standardını kullanmıyorlar. Mesela o indirimleri falan açıklamada bir yere yazıyorlar. Standarda uymadıkları için böyle. Evet. Ha, faturanın evet. PDF'ine bak falan filan. Yok. Ya o ya. Buyurun başkanım. Bir soru var meslektaşımızdan. Defter beyan sisteminde enflasyon düzeltmesiyle ilgili araçları düzeltebiliyorsunuz da. Evet. 2023'e mi 2024'e mi? 2023'e yapacak. Zaten açılış olacak 2024'te. O zaman 2023'te defter beyan olup 2024 bilançoya geçerken düzeltilmiş değerlerle gider. Eğer bilançoyu da ama şöyle onlar için de özel bir durum var. Gitti açılış fişini düzeltecek onlarda. Elle manuel açılış fişini düzeltecek. Zaten onların düzeltmesi gerekiyor. Diğer işlemler de var. Onlar düzeltilmiş değerleriyle gelmesi gerekiyor. Ama devam eden bir işletme ise orada 2023 atacak. Peki. 2024'te değerlenmiş değer. Bilançoya geçiyorsa durum biraz daha farklı. Orta, açılış fişini de düzeltmesi gerekiyor. Kaldı ki enflasyon düzeltmesi olmasaydı da ikinci sınıftan birinci sınıfa geçince açılış fişini manuel yazıyoruz zaten. Yazıyor ama bir de düzeltmesi de gerekiyor. Evet. Evet. Düzeltmesi de gerekiyor aynı zamanda. Başka arkadaşlar? Toparlayalım. Efendim herkese çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun bizi dinlediğiniz için.